Hayırlı akşamlar çok değerli izleyenler. Bir pazar akşamı daha birlikteyiz. Bugünkü konuklarımı takdim etmek isterim. Hemen bana göre sağımda Mehmet Koçak Bey, Yeni Akit gazetesi yazarı. Hüseyin Beyazıt Bey akademisyen. Mehmet Hakan Koçak doktor e, akademisyen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar inşallah. Teşekkür ederim. E, değerli izleyenler, NATO, NATO'nun geleceğini konuşacağız. Libya ile Türkiye'nin komşuluğunu, Akdeniz'deki komşuluğunu konuşacağız. Akdeniz'de Libya ile varılan bu mutabakatın anlamı üzerine duruyoruz. <laughs> Elbette e, ülkemizde gerçekten e, Karadeki olarak zaman zaman yaşadığımız cinayetler var. Zaman kalırsa bu konuya da temas etmek istiyoruz. Çünkü gerçekten e, can yakıcı, can alıcı e, bir konudur. Bunları da konuşacağız. NATO ile ilgili ilişkilerimiz NATO'ya muhtaç mıyız değil miyiz? Bunu biraz daha açmak istiyoruz. Zamanımız el verdiğince çok değerli konuklarımızla. Hüseyin Bey sizden başlayalım. Buyurun NATO. Evet. NATO, NATO kafa NATO mermer. Demiş, NATO'dan başlayalım. Yani... Şu NATO nasıl bir NATO'dur? Nedir? Biz mi onlara muhtacız? Onlar mı bize muhtaçlar? Bir de son dönemde takındıkları tavırlar nasıl okumamız lazım? Yani e, Türkiye daha da önemlisi esasen sorunun özeti şu. Türkiye NATO'ya güvenebilir mi? NATO diye bir kuruluşun Türkiye devleti ve milleti açısından bir anlamı var mı? Buyurun. Tabii ilk önce NATO'nun ne zaman kurulduğunu ve yani Atlantik sistemi veya da ben ona Anglo-Sakson sistemi diyorum ki İngiltere'dir bunun mimarı. Ama Amerika ise bunun ee, operasyonel işlerini <laughs> halleden e, bir birim. Ee, Federal Reserve, Dünya Finans Sistemi hepsi bunun üzerine dayalı. Ne oldu? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nisan galiba 4 Nisan 1949 yılında kuruldu NATO. Fakat aynı zamanda biliyorsunuz Birinci, İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra Almanya işgal edildi. Zaten daha da Amerika'nın işgali altındadır. Bunu hepimizin bilmesi lazım. Amerika öyle ve şey Japonya gibi ikisi de işgal altındadır ve Amerika'nın daha doğru da orada 2. Dünya Savaşı'ndan kalma hakları vardır. Dünyayı yeniden biçimlendirmek istediler. Marshall Kanunu, Bretton Woods Anlaşması, dünya finans sistemini dolara bağlı hepsini burada görüyoruz. Birleşmiş Milletler, akabinde Avrupa Ekonomik Topluluğu, NATO ise bunun Sovyetlere karşı olan bir askeri hayatı. Yani o zamanlar bildiğimiz konvansiyonel ve muharebenin yüzü de değişti. Onu anlatacağım. O çok önemli. O zaman NATO'nun bize tehdit olup olmadığını evet. ve hatta biz mi NATO'ya yararız, NATO mu bize yarar ve da hiçbir kimse kimseye yaramadığımızı o zaman anlarız. Veya şöyle mi? Yani gölge etmesinler başka ihsan <laughs> Zaten e, ilk önce bu anlamda e, mesela Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası, IMF, Birleşmiş Milletler hepsi NATO'nun çerçevesinde yani e, soğuk savaştan önceki veya başlarında kurulan müesses nizamın unsuru olmuştur. Uluslararası güvenlik ve finans yapısının bir aracı olmuştur ve Amerika Birleşik Devletleri Atlantik'te. Sovyetler Birliği'ni tehdit olarak algılamıştır. Ve o zaman da şöyle bir tehdit planlaması vardı direkt olarak askeri unsurlara. Yani biz bunu anlamadan NATO'nun günümüzde nasıl dönüştüğünü, tehditlerinin yüzünün nasıl değiştiğini, harbin tabiatının ve karakterinin nasıl değiştiğini ve o zaman bize karşı gelecek riskleri çok iyi analiz ederiz. Bunu daha pek televizyonlarda bazı uzmanların analiz ettiğini göremedim. NATO'nun bu dönüşümünü çok iyi irdelememiz lazım ki Libya'yı da açıklarız. Muammer el-Kaddafi'nin Allah rahmet eylesin. Nasıl ben şehit edildi diye söyleyebilirim. Kim ne der? bize Kıbrıs zamanında yardımcı olmuştu. Şimdi bu Atlantik merkezli bütün bu sistemlerle beraber Sovyetlere karşı tehdit tabanlı savun tehdit tabanlı savunma planlaması. Kaç tane tank var? Kaç tane tüfek var? Vesaire. Biz ise ileri uç karakolu olaraktan Sovyetlerin Avrupa'ya doğru geçişini geciktirmek için bir paravan veya da tampon bölge. Ön siperdeyiz yani özeti bu. Zitti. Bizim niyet bizim kullanmamızın amacı Kore Savaşı'ndan sonra Türkiye mümkün olduğu kadar bunun Sovyetlerin Anadolu üzerinden Balkanlar ve diğer Avrupa cephesine yürümesini engelleyici unsur ki zaman kazansın. Bunu ben değil bütün eski generallerimiz falan söylüyor. Bu birinci. ikinci evet. Almanya'yı yani Sovyetlere karşı bir blok oluşturmak, askeri tehdidi önceden bertaraf veya da önlemek. iki Almanya'yı kontrol etmek. Yani Almanya'yı da kontrol etmesi ve en çok NATO üssü şu an Almanya'da vardır. Evet. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin daha bu tehditler oluşmadan önce geri planda kalıp en az zayata e, zayiata maruz kalmasına neden olmak. Bu. Şimdi bir Sovyet vardı, tehdit dağıldı. 9-11'den sonra dağıldı. NATO ne dedi? Veyahut da Amerika Birleşik Devletleri 9-11'den sonra yeni bir tehdit ve adını da şöyle koydu. Küresel terörle küresel mücadele. Bunun anlamı İslam aleminle mücadele. Çünkü e, terörün bir yandan da diğer ismini İslami terör koymak suretiyle bir algı oluşturdular. Tabii. Rahat müdahale edecek, ha, Bunu da O zaman NATO da burada. Bakın Büyük Orta Doğu projesi. Bu Doğu Akdeniz üzerindeki şu an dönen olaylarla. NATO aynı zamanda bakın Afganistan'da da aktif. Bütün bu ülkelerde belki resmi olarak olmayabilir ama NATO'nun amacı bu yeni şu anki günümüzde olan müesses nizamı askeri kanadını ve diğer siyasi hedefleri gerçekleştirmek için kullanılan bir unsur olmuştur. Bu bağlamda <laughs> baktığımızda şu. Bakın. Bunu ben demiyorum. Pentagon'un yol haritasını yazan Amerikalı uzman diyor Barnett. İsmini Robert kaç onu hep kaç karıştırırım. Der ki şu an NATO ülkeleriyle Sovyet veyahut da Rusya Federasyonu veyahut da Çinle şu anki mevcut ülkelerde sürecek muharebenin zamanı 5 saniye. 5 saniye. Saniye. 5 saniye. O zaman tehdidi bir görürsek çünkü niye? Herkes birbirini elektromanyetik spektrumda kör sağır edecek. O bildiğimiz F-16'lar, diğer uçaklar kalkmayacak. Radarlar çalışmayacak. E neyi çünkü konuşuyoruz o zaman? Elektron. Tabii çünkü bitti. Çok güzel. Verdiğiniz cevabını. O zaman tehdit ne? Ona bir bakalım. Evet. Çok güzel. Ben sor, ne güzel. Seyircilerimiz de bunu anladı. Önemli, neyi konuşuyoruz o zaman ya. NATO değişti, Harbin yüzü değişti. NATO ne yapmaya başladı? Bu 9-11'den sonra. Bir sefer onun yeni harekat ve muharebe konseptlerine bakacaksınız. Biz bunu derslerimizde anlatıyoruz. Yeni vizyonu ne? Hangi yeni askeri? yetenekler, imkan ve kabiliyetler geliştirmek istiyor. Ne tip bir savunma planlaması var? Yok bunların hepsi havanda su dövüyor. NATO, Büyük Orta Doğu projesinin ve aynı zamanda küresel terörle mücadele savaş adı altında İslam dünyasından savaşmanın bir unsurudur. Altını kalın kalın çizelim. Niye? NATO'da bilgi harbi konsepti var. Ne diyor Dunford? Bilgiyi kontrol eden eski Amerikan Genel Kurmay Başkanı. Bilgiyi kontrol eden ordu dünyanın en güçlü ordusudur. İki. Sekiz ay önce emekli olmadan önce şunu söyledi. Biz NATO olarak Amerika olarak değil NATO olarak Rusya Federasyonu'na karşı askeri gücümüzü kaybetti. Üstünlüğümüzü kaybettik. Askeri üstünlüğümüzü kaybettik. E bir de Çin var. Çin'de Rusya şimdi bir de Çin'i e hiç katmıyoruz işine. Çin'le artık bir tehdit oluşmaya başladı. Çin'in yükselişi bunlara bir tehdit. Günaydın. Şimdi burada yeni savaş biçimleri, hibrit savaş, vekalet savaşları, bir de kamu diplomasisi, stratejik iletişim, NATO'nun silah gücüyle değil, yumuşak güçle, sivil toplum örgütleriyle, Gladio, NATO Gladio'lar dedi, bizim özel harp birimi, ne o seferberlik tehdit kurulu, Efendim öğretmenim kim kurdu? NATO, komünizmle savaş adı altında, ilim Peki, yayma cemeti. Şimdi şunu anlamamız lazım. Evet. FETÖ'nün de babası bunlar. Ben tam bunu soracaktım. Ben FETÖ'nün de babası mı diye, diye sormayacaktım da. Ama bunu da kapsıyorsam. Şunu bir bitireyim. Mesela, Alman vakıfları var. Ha, hepsi tabi canım var. bunlar. İlgili midir? Tabi canım. Bu faili meşhurların da içinde. Yani biz bizim o akılla değil gidin konuşun biz mağazalarını tanıdı bunlar saf adamlardı ama konu mankeni oldu. Yani e, isimlerini zikretmek istemiyorum ama o bizim seferberlik, tetkik kuruluru, özel harp bunlar hepsi Amerika'nın vermiş olduğu NATO bünyesi adında Gladio'ydu. FETÖ'yü bunlar getirdi. Bunların hepsi Almanlarla Hepsi beraber. Markon ne diyor? Alman vakıfları deyince FETÖ diyor. E Markon ne diyor? Bir yazı okumuştum. Markon'un en büyük karşı çıkan NATO zamanındaki Fransız derin devleti. Yani Gladiosu. İtalya'da Gladio'yu görüyoruz. Almanya'da Gladio'yu görüyoruz. Evet. Yani aynı yapı. FETÖ'de bir yerde onun yansıması. PKK'da öyle. Diğer sağ sol. Kızıl neydi? Kızıl Tugaylar. Değil mi? Baydarmanov. İtalya'da Kızıl Tugaylar. Baydarmanov sol örgütler. E sonunda bunların hepsi konuda. Bakın çok önemli. NATO'nun yeni harekat konseptlerinde ayaklanmaya karşı koyma. Bastırma adı altında ayaklarını çıkartmaktır bu. Bu da var. Etki odaklı harekat var. Bunların hepsi bildiğimiz kinetik silahlarla yapılan muharebe biçimi değil. Dediğiniz üzere vakıfları, sivil toplumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteleri, düşünce kuruluşlarını, kanaat önderlerini, TV'deki Uzmanları mankurt diyorum ben onlara kullanaraktan bu icra ediyor bilgi medyadan kontrol ediyor. Evet. Şu anlamda ne oldu bakın nasıl anlayabiliriz? Libya'ya bakalım. Libya ne dedi Fransızlar, İtalyanlar biz de beş tane gemi yolladık. Ne oldu? Haçlı seferi ilan etti değil mi Fransa? Evet. Bakın Libya ne oldu, Suriye ne oldu? Hepsi NATO unsuru. Koalisyon güçlerine bakın. Afganistan'daki güçlere bak. Bırakın ya biraz daha gelegim ya şu Bosna hersek savaşına bakalım. Benim cettimin olduğu yerde. Hepsi NATO. Evet. Yani görüyoruz. İşte o. Yani Bosna'daki Nitsa Mehmet, katliamları Mehmet çok yakın. değil mi? Oradaki hepsi NATO üyesi bir değil mi? Ne oldu şimdi NATO'ya? Ne oldu mu NATO'ya? Hanım yani millet bak gerçekten bizim Türk milleti... Katliam NATO askerlerini nezaret Ya yapıldı, boşuna evet. dememiş ben hoşuma gidiyor. NATO kafa, NATO mermer diyor ya bizim millette bir şey var deyim. Ne güzel oturmuş. Bakın Suriye, Irak. Yani şimdi bana soracak olursanız. NATO'nun son nihai hedefi Türkiye'yi bölmektir. Doğu Akdeniz'e de gireceğiz. Bunlar birbirine bağlantılı. Türkiye'yi de bölersen İslam alemini darmadan edersin. Peki, Bunu darmadan bir, bir, bir şey söyleyeyim. Bunu darmadan edersen Çin'i unuttuk. Rusya üzerinden biraz daha orta vadede de Çin'in tek kuşak tek yol denilen büyümesini engellemektir. NATO'nun bu yeni misyonu bu. Bana soracak olursanız Marco'nun dediği gibi beyin ölümü gerçekleşti adam zaten beyni mantor olmuş. Bundan sonra ayağa kalkar. Peki adam. o zaman şöyle bir soru e, mutlaka soruluyordur e, değerli izleyicilerimiz tarafından. Ben bunu özetledim yani benim güzel özetlediniz. Ee, anlaşıldı ama bir so bir Buyurun. burada açık kalmasın diye ifade ediyorum. Bizim NATO'dan e, farz farzuma mahal çıkıyor olsa şu bir de mali yükümlülüklerimiz var. Tamam, NATO'ya masraflarımız yüzde var. Ikisi falan. Dedik ki biz NATO'dan çıkıyoruz. Yani NATO'ya karşı Türkiye'nin savunma savunması bakımından bir zafiyet oluşturur mu? Pek sanmıyorum ama diplomatik gelenekte bu biraz süreç şey yapıyor. NATO zaten özelliğini kaybetti. Artık şu hibrit savaş ve vekalet savaşları ne oluyor? Ceneva, Cenevre anlaşmasına göre Lahey Adalet Divanı'na göre bir ülkeye diğer ülkeye muharebe icra ettiği zaman uluslararası sistemde veya kurumlarda ilan etmiyor. etmiyor. Muharebenin Allah'ı dönü etrafta. NATO artık bu işleri bu vekalet yani PKK, FETÖ ve diğer unsurlarla beraber icra etmek istiyor. Bu anlama baktığımızda harbin yüzü değişti. Bize bir şey yapmaz. Bana soracak olursunuz ama genelde de devlet geleneğinde birden böyle e, ani kesişler olmaz bu süreç Almanya Almanya'da memnun değil, Fransa'da memnun değil, İngiltere'de memnun değil, İtalya'da memnun değil. Hepsi kaçmaya çalışıyor Sünnü, ama bekliyor. Bu toplantının sonucunu beklemeden konuştuğumuz yeter dedi döndü. Yani esasen... E, Havanda su dövdüler fonksiyonu bakımından bir sıkıntı olduğu anlaşılıyor. Yani kurucuları tarafından da böyle Tabii bir şey var. Eski Peki. görev yani harbin yüzü değişti, tehdit değişti ve bunlara mukabele etmiyor ama bunun yanında Amerika'nın Ortadoğu'da, İslam dünyasında yapmak istediklerini kullanmak üzere hem yumuşak güç olarak hem katı güç olaraktan hard power cinsinden uygulanan bir mekanizmaya döndü. Bu da bize tehdittir. Peki. Şimdi değerli izleyenler, elimde bir kitap var. Libya Türkiye'nin denizden komşusudur. Doktor Cihat yaycı yazmış. Şu an deniz kuvvetleri ee, kurmay başkanı tüm amiranel. Lütfen onu ben bilmiyordum. Şimdi sizden öğrendim. Yani yayın öncesi ee, arkadaşlar biraz yaklaştıran. Ee, yani bu kitap vesilesiyle öncelikle şunu ifade edeyim. Kitap e, Avrasya Asam e, Vakfı tarafından Avrasya Asam Vakfı tarafından e, bastırılmış. Çok değerli bir çalışma. E, Doktor Cihat Yaycı Beyefendi teşekkür ediyorum. Ayrıca programımıza katılabilirler, telefonla katılabilirler. Biz telefonla e, pek programımızın şeyi değildir. İzin alması gerekli çünkü muazzaf olduğu için. Böyle işte şu bu an öğrendiğim yok. için e, netice itibariyle çok önemli bir konuya gerçekten ciddi çok güzel teknik bir çalışma yapmışlar. Emeğine sağlık, eline sağlık. Zaten bu mutabakatın temelini hazırlayanlardı. Öyle Biz, mi? Tabii Mavi Vatan kavramıyla Cem Gür Deniz ve bunun üzerine alıp deniz kuvvetlerinde gerçekten e, çok büyük işler yaptı. bunu yaptık. yani gerçek Vazal'da asker bir budur. subay olduğunu sizden öğrendim ama gerçekten e, altını çize size okuduğum bir kitaptır. E, izleyicilere tavsiye ederim. Bu açıdan baktığınızda Balyoz Ergene ve diğer aynı zamanda Amiral Yaycı... E, fetometriyi de geliştirendir ve bundan dolayı da üst akıl tarafından ve kripto fetöcüler tarafından da elde e, e, almıştır Fakat görüyorsunuz işte bir hareketi Allah razı olsun e, ayağına taş değmesin. Yani vatan şu vermiş, gör, bitti. Çok Sonucu iyi. gördük, anlaşmayı yaptık. Evet. Bunu uyandıran da Türk milletini bir gün şu anki Ağab deniz Ağab kuvvetleri, deniz, de. deniz kuvvetleri, kurmay başkanı. Tüm amiral, muhafaz. asker, yani asker böyle olmalı. Balyoz ergenekonu böyleyse... Kendisine teşekkür ediyoruz. Evet, peki. Mehmet Hakan Bey, bir Hüseyin Bey'e ilaveleriniz varsa buyurun. Bir de, bizim programımızda siz hem Libya'nın, burada harita üzerinden, e, Libya'nın deniz komşuluğu da dahil olmak üzere. Bu konuyu siz burada işlediniz. Evet. Ve e, bizim takipçi izleyicilerimiz var. Programımızın müdavimleri var. Onlar hatırlayacaklardır. Heyecanla bekliyorlar Mehmet Bey. Hatırlayacaklardır. Akdeniz konusu Türkiye'de hiçbir televizyonda ve gazetede konu edilmez iken Akdeniz'deki yapılanmayı işte savaş gemilerini vesaire filan siz belgelerle bilgilerle getirdiniz ve vizyon programına Türkiye kamuoyuna hediye ettiniz. Evet. Tebrik ederim. Şimdi ediyorum. ben de yeni duyuyorum. Evet. Pakistanlı yani ondan sonra Türk televizyonlarında gündem oluşmaya başladı. Akdeniz konusu hemen hemen bir ay sonra falan konuşulmaya başlandı. Ama onun öncesinde hem Libya programın konuştu. adıyla vizyonu koymuşsunuz. Vizyonu koyduk evet. evet. O, o, bakımdan gerçekten e, mutluyuz. Mesela şeyde de öyle e, kenevir konusu. Hmm. Keneviri biz bu bizim programımızda bayraklaştırdık. Söyleye söyleye, söyleye söyleye konuştuk ama daha sonra bizim e, kenevir konusundaki öncü, öncülüğümüz başka programların üzerine yüklendi ve oradan devam ediyor şimdi. Çok güzel. Biz onun peşinde değiliz, biz vatan hizmeti peşindeyiz. İki, çok İstanbul Sözleşmesi'nde gene aynı şekilde vizyon programında konu ettik ve kamuoyunun dikkatini çektik. E, bunu da ayrıca ifade edeyim. Pek çok konuda olduğu gibi. Hocam, evet. bu e, Libya konusu ve NATO konusu. Yani Libya ile komşuluğumuzun ne anlama geldiğini bir de NATO'da son durumlar nedir? Hocama da ilaveniz varsa buyurunuz. Evet. Şimdi NATO üzerinde tabi çok fazla konuşmak haddime değil. Hocam oldu, değil e, konunun uzmanı olduğu için. Ama bir şeyler ifade etmek gerekiyor. ilave etmem gerekiyor. Son yapılan NATO toplantısına baktığımız vakit resmen bir komedi gördük yani. Yani Fransa devlet başkanıyla, işte Kanada devlet cumhurbaşkanıyla veya başbakanıyla dalga geçen bir Trump. adamlar resmen böyle aşağılıyor, küçümsüyor. İşte hayatta gördüğüm en aptal ya da en basit, en boş cevaplardan birisi diyor Macron'a karşı. Herhalde eşi benzeri görünmemiş bir NATO toplantısı yaşadık. Tabi oradaki esas sıkıntı aslında e, 4 tane Avrupa Birliği ülkesinin yani İngiltere, Fransa, Almanya ve e, <laughs> Türkiye Türkiye'nin yani biz olan üyesi değiliz ama o üç tane ülkenin e, özellikle Kuzey Suriye'deki operasyonlardan dolayı Türkiye'yi köşeye sıkıştırma yönelik oradaki hareketleri yani NATO içerisinde vay sen nasıl S-400 alırsın e, işte sen bizim sistemimize uymuyorsun modunda yani adeta Türkiye'yi Trump'a şikayet eden bir tavır içerisinde olmaları, Trump'ın da boyuna düşmemesi, onları bir nevi aşağılaması, yani Türkiye gerekeni yaptı, zamanında bize başvurdu ama biz vermediğimiz için onlar S-400 aldı demek zorunda bırakılması, şeyin NATO'nun aslında ne kadar boş işlerle uğraştığının en güzel göstergesiydi. Hani ben hani isterdim ki bu NATO toplantısında çok daha ciddi meseleler konuşulsun. İşte bir Polonya'nın, Baltık devletlerinin e, birliğe katılması söz konusuydu. Ama yani Suriye, Kuzey Suriye, Türkiye ve Libya tartışmasında, Türkiye ile Libya arasında yaşanan o anlaşmanın e, yarattığı olaylar konuşuldu bence. Konular konuşuldu. Asıl mesele konuşulmadı NATO toplantısında. Şimdi e, NATO'nun dünyadaki güvenirliliği ne noktada dersek hocam, aslında NATO Türkiye'yi kaybederek ki bence artık kaybetmiştir Türkiye Cumhuriyeti artık NATO'nun sadece kağıt üzerindeki bir ortağıdır. Ee, biz onlardan hiçbir şekilde destek görmediğimiz gibi 15 Temmuz olayında NATO üslerinin FETÖ'cü alçaklara e, uçak yardımından tutun da havada e, uçaklara e, yakıt ikmali yapacak bir durumda dahi olması... Ee, ve bu operasyonun arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin yer alması yani çiğli, 15 Temmuz incirlik, darbesinin tabii Çiğli İncirlik üstü yani. Yani Çiğli İncirlik buradan kalkan uçakların Ankara'yı bombalaması. Oradan kalkan uçakların Diyarbakır'dan kalkan uçakların Ankara'da operasyon yapması. İstanbul'da insanları e, köprüde ateşe tutması. Taciz Biz onları görünce biz NATO'dan işin doğrusu soğuduk. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden zaten soğumuştuk. Yani tahmin ediyorum bundan 15-20 yıl önce kamuoyunda anketler yapıldığı vakit Türkiye'de insanların Amerika Birleşik Devletleri'nde olan şeyi yaklaşımına bakıldığında mesela e, Türk halkının diyelim ki yüzde %40'ı 45'i Amerika'yı dost olarak görmüyordu. Ama bugün anket yapıldığı vakit bu rakam %90'dan ulaşmış durumda. Evet. Yani Amerikalılara karşı en büyük tepki olan ülkelerden bir tanesi Bak Irak değil, Türkiye. Evet. Türkiye'de çok ciddi bir tepki var. E Clinton zamanında da olayı... baya Amerika'yı sevmişti bizimkinden. Evet. Yani 85'lerde falan da Amerika'yı sevme oranı. Şimdi biz şimdi tam zıt. Bakın Irak'ta NATO tarafından arkamızdan vurulduk. Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri ve NATO tarafından yine sırtımızdan vurulduk. Biz bunların tabii hepsini not ettik. Çevik, çevik güç, şey, çekiç güç. Çekiç güç olayları, o Kuzey Irak'taki olay, olaylar. Biz bunların hepsini not ettik, ancak konuşamıyorduk. Bakın biz ne zaman ki bağımsız kendi silahlarımızı üretip operasyonel bir güç haline gelmeye başlayınca hem Kuzey Irak'ta hem Kuzey Suriye'de burada operasyonel bir güç haline gelmeye başlayınca hele hele S400 füze savunma sistemini aldıktan sonra bakın Doğu Akdeniz'de çok daha ciddi adımlar atmaya başladık ve Libya sınırı dediğimiz bir sınır oluşturduk. Yani e, inan 2-3 ay önceye kadar biz bu televizyonlarda konuşurken yani Libya Mibya dediğimizde insanlar diyordu ki ya yani, ne Libya'sı kardeşim? Ortada Türkiye Nere Libya nereye yani? Mehmet Arada Bey, Arada Girit Adası falan var diyorlar. Libya deyince dediniz de yani sözünüzü bölmüş olmamış bunu da açıklayın diye soruyorum. Şimdi Libya ile yapılan anlaşmanın ehemmiyeti yoktur diyenler var. Yani çünkü ortada doğru düzgün bir hükümet yoktur. Yapılan anlaşmalar e, su üzerine yazılmış gibi. Onlar, şimdi bu bunda hastalıklı kafalardır. Öyle mi? Halis Bey. Türkiye'nin içerisinde maalesef bizde hastalıklı yani adam, bu bu diyorsun bu kalem. Tamam. Yok. Güven, bu kalem değil, bu var, çivi diyor değil. yani. Bu çivi diyor yani. Evet. Siz ne derseniz deyin yani. Bu hastalıklı kafaları lütfen bir tarafa bırakalım artık. Şimdi bu Libya konusunun ve Akdeniz olayının ee, ne kadar önemli olduğunu istiyorsanız haritalar üzerinde bir size anlatayım ben bunu. Mehmet Tekrardan hocam bir üzerinden ya. geçelim. İşleri Arkadaşlar salak mı Hocamın haritalarını. Değil mi Osmanlı diplomasi gelinliği üzerine evet. oturmuş koskoşa Dışişleri evet. Bakanlığı aptal mı Allah ya? Boşuna mı o mutabakatı imzalı değil mi? Tabii tabii öyle şiyorum. Şimdi bir defa e, bizim anlaşma imzaladığımız devlet yani Libya'daki tanınmış Birleşmiş Milletler tarafından tanınan devlet bizim anlaşma imzaladığımız devlet. Bitti. Hafter'i kimse tanımıyor. Hafter'i Fransa tanıyor. O işine gelen İtalya, Mitalya onlar tanıyorlar. Ve Hafter'in biliyorsunuz dün bir uçak düşürüldü. O uçağı biz düşürdük. Kim düşürecek onu? Artık orada savaş başladı. Biz oraya elimizi attık. Çünkü o anlaşmanın maddelerinden bir tanesi de... Evet Halit oraya hocam. Libya'nın güvenliğinin sağlanması. Şimdi şurada, müsaadenizle bir numaralı haritada, yani evet. şurada bunu büyüterek verebilirsek ekrana. Bu yan yana değil de tek tek verelim. Bu aynı şekilde görünüyor diyor. Siz orada anlatabilirsiniz. Peki. Şimdi bakın bu Ege Adaları. Yani bakın bunlar böyle burnumuzun dibinde Sarı adalar. Hep bu kamuoyunda bir 12 adalar lafı var değil mi? Evet. Halbuki Ege'de bulunan ada ve kayacık sayısı 3875 tanedir. Peki 12 tanesi bunlarınsa geri kalan 3863 tanesi kimin? Daha bunlar belli değil. Bu adalar burnumuzun dibine konulduğunda yani bu tabi Lozan'ın ve 1946'da imzalanan anlaşmanın ürünüdür. Bunu imzalayanların da mekanları cehennem olsun. Yani böyle bir ihanet, böyle bir vatan hainliği olmaz. Şimdi Yunanistan'la Türkiye arasındaki sınıra baktığımız vakit Yunanistan bugüne kadar hep şunu iddia etti. Evet. İşte benim buralar e, ana Karamın bir parçasıdır. Dolayısıyla bunların da şeyi vardır. Ee, kara hudutları vardır. Ee, kara sahası vardır. Ee, yani şu arada işte Türkiye ile şu arayı ancak bu kadar paylaşırız gibilerinden. Halbuki ee, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve Uluslararası Hukuk der ki adaların kara sınır olmaz. Kara sahası olmaz. Kıtaların olur. Yani burada bir Anadolu yani ne diyelim? Ee, Anadolu. Anadolu kıta, kıta olarak Asya kıtası var. Evet. E Burada Avrupa kıtası var. Evet. Bak bu halkedik ya. Şu boğaz şurada olmasaydı, halkedik ya şurada olmasaydı bu da ada sayılırdı. Bunun da kıta sahanlığı olmazdı. Ama şuradan bağlantısı var diye kıtanın uzantısı olarak kabul ediliyor. Şimdi e, Yunanistan Bundan sonraki haritaya bakalım. Bundan sonraki harita şuna bakalım şimdi. Bu ee, Yunanistan'ın iddialarından dolayı biliyorsunuz bu Doğu Akdeniz'de ilk bu doğal gaz dafları hidrokarbon yatakları falan bulunmaya başladığında işte İsrail, ee, Mısır, Güney Kıbrıs, Rum kesimi bunlar işte bir boru hattı çekip bu boru hattı üzerinden Girit, Girit'ten de Halkedikya, Halkedikya'dan Avrupa'ya, İtalya'ya doğru buradan çıkacak gazı taşımayı düşünüyorlardı. Proje buydu. Evet. Şimdi çöktü değil mi bu proje? Bu bitti bu. Bu şimdi bitti. Bunu niye söyleyeceğiz? Şimdi bir de Sevilla haritası var. Evet. Sevilla haritasına göre işte bu Yunanistan'ın şu kara parçacıklarından dolayı, şurada var olan kara parçacıklarından dolayı Türkiye'nin kara e, kıta sahanlığı ancak şu kırmızı yerlerdi. Bakın şu kırmızı yerler. Sadece bu kadar. Yani Akdeniz'e en büyük cephesi olan ülke Türkiye ama kıta sahanlığı sadece o Sevilla haritasına göre bu. Bunu oldu bittiyle bize yutturmaya çalıştırar. Türkiye tabii o dönemde çok zayıftı. Yani gücü yoktu ki. Türkiye'nin ordusu kendisinin değildi. Yani bizde bir 15 Temmuz dönemindeki orduyu biliyorsunuz. Bunlar NATO'nun NATO köpekleri diyorum ben onlara. O ordunun mensuplarına. Yani devletinin, milletini satan bir ordu vardı. Biz buna dik durabilecek bir durumda mensupları bile değildik. Ordu mensupları evet. evet. Şimdi e, işte burada Lübnan'ın, burada Suriye'nin, şurada İsrail'in kıta şey var, deniz sahası var. Şurada da Mısır. Şimdi geldik, bu, şuraların tamamı Yunanistan görünüyor bakın. Şu Girit'i de kıta sahası içerisinde gördüğü için. Halbuki Girit de bir ada. Evet. Bakın şu araların tamamı Kıbr Kıbrıs, şey Yunanistan'a ait görünüyor. Şurası da Kıbrıs'a ait görünüyor. Şimdi geldik. Bakın şu kırmızı yerlerin tamamı Yunanistan'a ait olan yerler Akdeniz'in içerisinde. Onlara göre. Ve güney... onlara göre. Değil onlara doğru. göre. onlara göre. Şimdi geldik Libya anlaşmasına. Bundan 3 ay önce bu kanalda şöyle bir şey söylemiştik. Dedik ki bakın şurada Libya Libya ile eğer biz bir anlaşma yaparsak ki Libya'nın aşağı yukarı 40 bin kilometre karelik bir alanı da Yunanistan tarafından bu Girit'ten dolayı yeniyordu. Yenmişti yani. Yunanistan orada hak iddia ediyordu. Ne zaman ki biz Türkiye ile Libya arasında böyle bir e, anlaşma. anlaşma. belirledik. Biz Libya'nın 40 bin kilometre karesini burada kurtardık. Orası tekrardan Libya'ya geçti. Deniz sahası. Artı hani bu anlaşmada en, en fazla rahatsızlık duyan ülkelerden bir tanesi Mısır'dır. Mısır da bizim sayemizde 32 bin kilometre kare alanı <laughs> Yunanistan'dan kurtardı. Şimdi ne oldu? Türkiye'nin kıta sahası sadece şuralarda sınırlı iken Birdenbire Türkiye'nin bakın kıta sahanının şu kırmızı alanının tamamını kapsadı. Bu Libya olayı operasyonun birinci ayağıdır. Bütün oyunu bozduk. Bütün oyunu artık buradan şey geçemez. Bur hatta geçebilir geçemez. Mi? O iş yani, bitmiştir. Libya'ya baskıyla Libya'ya ait dediğiniz kısımdan geçebilir mi? Yok artık o iş bitti. Şimdi, şimdi ne anlıyoruz? Geçti, bizim de meclisimizden geçti yayınlandı. Şimdi niye? Birleşmiş Milletler'e de bildirildi. Niye parçalandığını da anlıyoruz şimdi Libya. Evet. Evet. Şimdi tabii Libya'yı bundan sonra Türkiye'nin zaten e, verilen sözlerden, anlaşma maddelerinden bir tanesi de bu. Biz sizin Yunanistan'dan olay yaşanabilecek veya ülke içinde yaşanabilecek her türlü durumda sizin bütün deniz sahasını, sahanızı da biz koruyacağız. Biz koruyoruz yani. Bileyim. Şu an bizim orada 5 e, tane 6 tane fiili savaş gemimiz var yani. Orada Marta adım attırmayacağız. Kalemlik. Evet. Şimdi gelelim. E, bakın şu yeni münhasır ekonomik, ekonomik alanımız. Bundan bir sonrakine geçelim şimdi. Bir başka haritaya geçelim. Şimdi bu Birleşmiş Milletlere bildirilen kıta sahanlığı çizgimiz. Bakın hemen Girit'in yanında çünkü adaların kıta sahanlığı yok. Bu ara ikiye bölündü. Bu ara Mısır'la ikiye bölündü. Ve şu saha bize ait. Eee münhasır ekonomik münhasır çizgimiz. ekonomik bölgeler burada ayrıldı. Şimdi geldik şuraya. Esas dananın kuyruğu ikinci etapta kopacak. Nedir o? Karadeniz. Ege. Ege. Ege, Ege, Ege. Aa. Bakın Ege bugüne kadar burnumuzun dibine girip buralar benim diyordu ya. Kıta sahanlığını baz aldığımıza göre bakın burada 24 ve 25. paralel vardır. 24 ve 25. paralel doğrultusunda şu mavi gördüğünüz alanların tamamı zaten şuraya kadar iş bitti. Şuraya kadar. Şimdi bundan sonra geldi sıra buraya. Buranın tamamını kıta sahanımız olarak belirleyeceğiz. Ha bundan sonra Yunanlar eğer Limniye, İmroza, Mimroza oraya gelmek istiyorsa bizim kıta sahanımızı kullanarak girmek zorunda. Orada sadece adacıkları var. Orada sadece adacıkları var. Bakın esas dananın kuyruğu burada kopacak. Bunu da almamız lazım. Şu mavi vatan dediğimiz o Gemgür evet. adını koyduğu Cem Bey'in ya da diğer arkadaşlarım bir, bir isim daha vardı orada. Onların hazırlamış olduğu bakın Mavi Vatan olayında şurası Karadeniz'deki kıta sahanlığımız, şuradaki Ege'de, burası da Akdeniz'deki. Şimdi bunların tamamını birleştirdiğimizde artık Türkiye'nin bu oldu bittilere izin vermeyeceğini ve ee nasıl buralar bizim için yani bu ana toprak parçamızın her bir santimetre karesi ne kadar kıymetli ise denizdeki sahalarımızın da artık o kadar kıymetli olduğunu anladık. Bir sonrakini verelim. Bir sonrakini verelim. Hocam toplam kaç kilometre oldu? Bu yalnızca 189 bin kilometre kare. Bu bin kilometre kare. Şimdi 189 olsun? bin Türkiye'nin dörtte biri kadar. Değil mi? Bu şu Libya'nın evet. olan Bir de Mısır'la olan. E, işte yani şu operasyonu yaparak bu alanda kazandığımız alanların toplamı Türkiye arazisinin dörtte biri kadar. Eğer Ege'de biz buna katarsak. O zaman neredeyse Türkiye topraklarının 5'te 2'si kadar bir toprağa denizlerde hükmetmiş oluyoruz. Bakın 300 yıldan beri ilk defa Akdeniz tekrardan bir Türk haline dönüş, Türk gölü haline dönüşmüştür. Artık buradan çıkış yok. Yani o Cebeli Tarık Boğazı ne kadar önemli bir boğazsa, İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ne kadar önemli bir boğazsa, Libya ile Türkiye arasındaki o koridor da artık bir boğazdır kardeşim. Hiç öyle değil. Tabii. Şimdi, <laughs> Şimdi evet, gibi. gelelim bu Ege adalarını, Gelelim şu Ege Adaları'na. Bu Ege Adaları aslında fiilen artık Türkiye Cumhuriyeti toprağıdır. Evet. Fiilen Türkiye Cumhuriyeti'nin toprağıdır. Neden? Lozan Anlaşması'na göre ve 1947 Paris Antlaşması'na göre bu adaların hiçbirisinde tek bir tane silah bulundurulamaz sadece bekçilerin ve polislerin taşıyacağı 7.65 veya 9 mm tabanca dışında. Kolluk kuvvetlerinin kullanacağı silah dışında tek bir tane silah bulunduramazsınız. Eğer bulundurursanız Lozan Anlaşması'na ve 1947 Paris Anlaşması'na aykırı hareket etmiş olursunuz. İlhak ederiz kardeşim. Türkiye'nin ilhak Öyle. hakkı vardır. Tamam peki. Evet. Teşekkürler hocam. Mehmet Bey, ee... Reklamdan sonra gene devam edeceksiniz. Reklama 5 dakikamız var. Şimdi ısınma e, yapsın Mehmet Bey. <laughs> Mehmet Bey hem ısın, yok Mehmet Bey ısındı şu anda ben farkındayım. Ee, her iki konunun da konuşmasına ilaveniz varsa lütfen buyurun. Ee, hem Libya e, anladığım kadarıyla Libya ile ilgili hocamın açıklamalarına itirazlarınız var, itiraz noktaları var. Öyle hissettim. İtiraz dedim diye demiyorum. Yani etmeyecek şer koyduk. Yani. <laughs> Ama e, ikinci bölümde tabii Doğu Türkistan zaman kalırsa bu cinayetleri de konuşacağız ama e, şu NATO konusu siz NATO e, Brüksel'de de görev yaptığınız için yakinen bildiğiniz bir konudur. Buyurun. Şimdi tabii Londra'daki 70. NATO zirvesi aynı zamanda bir kutlama. Yani zirve ama bu zirvenin esası bir kutlamadır. 70. yıl. Yönetmenim sözünüzü kesmeyecekmiş. Diyor ki rahat 13 dakika konuşacak diyor. Buyursun diyor. Evet. E, tabii 70. yıl kutlaması münasebetiyle evet. bu 29 ülke toplanmadan önce maalesef ve maalesef yine 29 ülkenin üyesi olduğu bu NATO içerisinde müttefikimiz olan ülkelerin bu zirveyi işaret ederek kıyametin kopacağını, taşların yerinden oynayacağını, dengelerin bozulacağını, bunun da müsebbibinin Türkiye olacağını açık ve net bir şekilde İngiltere'nin Times ve diğer bütün The Guardian ve daha birçok hem Amerika Birleşik Devletleri hem Avrupa medyasında çok yönlü olarak en okunan köklü gazetelerde yorumlar haber yorum niteliğinde dakim e, açıklamalara yer verdiler. Nitekim Sayın e, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Londra seferinden önce düzenlediği basın toplantısında eğer bizim terör örgütü olarak gördüğümüz YPK müttefikimiz olan ülkeler tarafından Terör örgütü olarak kabul edilmez ise, tanımlanmaz ise, NATO böyle bir şeyi tanımlamaz ise, Müttefikler bu konuda bizim yanımızda yer almaz ise, biz de NATO'nun bundan sonraki projelerine ve operasyonlarına taraf olmayacağız. Açık bir şekilde onay vermeyeceğiz diye Çok önemli bir, şey, evet. bir e, açıklamada bulunmuştu. Bundan yola çıkarak Türkiye NATO'yu tehdit ediyor denildi. Denildi ve bu yönüyle e, haberler yapıldı, yorumlar yapıldı. Çeşitli televizyonlarda Türkiye NATO'yu parçalamak istiyor. Türkiye NATO'yu yıkmak istiyor. İşte Türkiye'yi biz atalım falan filan gibi görüşler ortaya atıldı. Yani e, iş çoktan bitmiş de ihaleyi bize bırakmaya <laughs> çalışıyorlar. Yani, yani aslında e, beyin ölümü gerçekleşti diyen evet. e, bizi sorumlu edecek Fransa, bizi, Fransa Cumhurbaşkanı'nın evet. sözünü bizim tamamlamamızı istercesine Böyle ifadeler kullanmıştı. Evet. Şimdi tabii daha sonraki süreç içerisinde NATO'da bir takım görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerde dikkatimizi çeken konu şu. Özellikle NATO bir birlik görüntüsü vermek zorunda olduğunu, bir birlik mesajı dünyaya vermek zorunda olduğunu, yıkılmadık ayaktayız, dağılmadık birlikteyiz mesajını vermek için... NATO'nun ve NATO'nun başat ülkesi olarak Amerika'nın bu yöndeki ikili görüşmelerde ve heyetler arası görüşmelerde telkinleri olduğunu ve bu telkinlerin sonunda da çatışan ve sıkıntılı olan konular tartışılması gere tartışma konusu olan konular, sorunlu konular gündeme taşınmadı. Aksine üzerinde uzlaşma sağır, sağlanan bazı konularla süreç tamamlandı ve gerçekten göstermelik de olsa bir birlik mesajı verildi. Nosta düşmemekten. Hiçbir kaldı. sorun çıkmadı. Yani. Tabi burada dikkat edilecek olan husus şudur. Birileri de Türkiye'de şu anda hele hele Türkiye'deki siyasi muhalefet bunu şu şekilde değerlendiriyor. İşte Tayyip Erdoğan böyle demişti ama daha sonra e, NATO zirvesinde e, NATO'nun baldık ülkeleriyle ilgili ...koymuş olduğu, plokajı kaldırmış olduğu... ...bu bir tavizdir. Şimdi şunu bilmek lazım. Taviz bir de değil. Devlet, açıklayacağım. Devletler ve devlet adamları... ...yani devlet yönetmek... ...vakıf yönetmeye benzemez. Dernekle hiçbir alakası yoktur. Devlet... <laughs> ...devleti yönetmenin bir takım... E, ...alanları ve bir takım sorumlulukları vardır. Kendi başınıza kararlar veremezsiniz... Zaman zaman devlet adına devlet adamları stratejik ve aynı zamanda taktiksel bir takım açıklamalar yaparlar. Eğer sayın cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o ta taktiksel olarak tehdit gibi görünen ve tehdit vari o açıklamaları yapmamış olsaydı, şuna inanın ki 70. Londra NATO zirvesinde. Türkiye köşeye sıkıştırıldıkça sıkıştırılacaktı. S400 füzeleri gündeme alınacaktı. Evet. Yaptırımlar yeniden gündeme getirilecekti. Bir anlaşması. Ve bütün Avrupa bize saldırıya geçecekti. <laughs> Ama bunun öncesinde daha Londra'ya hareket etmeden önce Sayın Cumhurbaşkanının tehditvari net bir ifadeyle eğer böyle olursa eğer YPG üzerinden ben de tavrımı bu şekilde koyacağım diyerek NATO'nun bir bir çıkmaza sürükleneceği korkusunu verdi. Bu konuşma, bu mesajlar hem Avrupa ve Amerika basınında hem aynı zamanda müttefik müttefikimiz olan 29 NATO üyesi ülkelerin başkentlerinde bu konu çok ciddi manada ses getirdi ve tartışılmaya başlandı. Eğer Türkiye gerçekten NATO'yu kilitleyecek bir tavır alır ise NATO yeniden bir çıkmaza girer ise NATO'yu kimse kurtaramaz. Bir takım Türkiye'ye karşı şovlar yapılıyor. İşte çıkaralım, atalım falan filan ama bunlar karşılıksız atışlar. Lof. Ama Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanının o tehdit varı açıklaması korkuttu. NATO bize muhtaç mıdır? Biz de onlara muhtaçız, onlar da bize muhtaç. 29 tane NATO Bakın, ülkesinin askeri kapasitesi. Şimdi Avrupa'nın tamamı sordansa Türkiye etmiyor. Şimdi size şunu söyleyeyim. Önemli bir eden şey askerler. Türkiye şey... aynen ifadesine katılıyorum. Türkiye NATO'nun e, çok önemli bir üyesidir. Çünkü Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra NATO'nun en güçlü ordusuna sahiptir, en büyük ordusuna sahiptir. 1 milyon 300 bin ordusuna sahip olan Amerika'nın dışında Türkiye'nin dışında evet. Iki, üçüncü bir ülke yoktur. Yok. Peki Mehmet Bey. Yani 27 tane bugün Avrupa Birliği Almanya, toplasanız Türkiye, Türkiye, yapmış. Almanya bugün e, nüfus bakımından Türkiye'nin nüfusundan çok az miktarda biraz fazladır. Ordusu yok Almanya. Ancak ordusu yok. 150 bine yakın bir ordusu vardır. Fransa'nın 145 bin ama ordusu kendi, vardır. Şey, o NATO ordusu ama. Dolayısıyla değil. yani, NATO, yani ayrıca Bağımsız ülkes, bir ülke değiller bunlar. Bunlar hepsi Amerika'nın uydusu ülkelerdir. Bakın Trump'ın bir sözüne katılıyorum. Diyor ki bu beyin ölümü gerçekleştiği ifadesi üzerinden Macron'a ve ödemeler konusunda, finans konusunda ise Merkel üzerinden Türkiye değil, NATO'ya en çok sizin ihtiyacınız var diyor. Doğru. Dolayısıyla bu bir gerçek. Doğru. Ve Vallahi ben de öyle Türkiye, Türkiye Cumhurbaşkanı var. Sayın açıp şöyle bir soru Şimdi müsaade de em, şunu em, tamamlayayım. Tamamla da bu soruyu sorayım ama bunu atlamayalım. Evet. Şimdi şimdi onu unutmayın. Şimdi şöyle diyorlar. Tayyip Erdoğan bu konuşmayı yaptı güzel. Peki niye yaptı? Bakın bu konuşmayı yapmamış olsaydı o dediğim şeyler olacaktı. Evet. Peki ne oldu? Elbette YPG bir terör örgütü olarak tanımlanmadı. Ancak Türkiye'yi köşeye sıkıştıracak bir takım e, sorunlu konularda gündeme Karab getirilmedi. Alamadılar. Diğer bir konu Türkiye şu fırsatı buldu. Türkiye bu mesajı vererek, bu korguyu vererek bir şeye dikkat çekti. Bir NATO müt, müttefikimiz olan ülkeler terörle işbirliği içerisinde beni tehdit eden yani bir NATO ülkesi olarak Türkiye'yi tehdit eden sınır güvenliği mi, hem iç güvenliği benim toprak bütünlüğümü, ekemenlik haklarımı ve bağımsızlığımı tehdit eden bir terör örgütüyle aynı örgüt içerisinde müttefik olduğum Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin devletleri bu örgütlerle işbirliği içerisindedir. Buna Strateşik dikkat çekti. Evet, Bak, tabi. buna dikkat çekmiş oldu. Bütün tabi. NATO üyeleri'nin yanında, bütün efkarı üye tabi. bütün dünyaya karşı o mesajı vermiş oldu ve onun dikkati üzerinden bu mesajı vermiş oldu. İki. Beşinci madde nerede o iki, zaman? İki. Diyor, diyor ki. Birimiz, hocam birimiz müsaade edin bunu ben anlatayım. Bunun üzerine diyor ki iki konuya dikkat çekti Sayın Cumhurbaşkanı. Biz Türkiye olarak ve birçok NATO ülkesi NATO'yu tercih etmesinin tek bir sebebi var. Tek bir, ikinci değil. Beşinci madde. Nedir bu? Bir NATO ülkesinin Saldırı saldırıya uğraması halinde bütün NATO ülkeleri saldırıya uğramış kabul edilip ortak birlikte o karşı tamam, güce karşı tavrı alınır. Peki ne oldu? NATO tarihinde 5. madde bir kere uygulandı. 11 Eylül Amerika Birleşik Devletleri'nin ikiz kulelerine yapılan saldırıdan sonra Amerika'nın talebi üzerine toplanan NATO bunu bütün Amerika'ya şey Amerika'ya değil Amerika'nın şahsında bir NATO üyesi olduğu için NATO'ya yapılmış bir saldırı kabul etmiş. Bu terör saldırısına karşı NATO'nun harekete geçme kararı aldı ve birçok operasyonlar dünyanın birçok coğrafyasında birçok bölgesinde operasyonlar gerçekleştirmiştir. Bu doğruydu, haklıydı evet. ve yapılmalıydı. Ancak Türkiye işte Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımız o eğer YPG terör örgütü kabul edilmez ise ben de NATO'nun alacağı kararları blokaj edeceğim ifadesindeki dikkat çektiği birincisi terörle olan ilişkileri ikincisi o 5. maddenin sadece Amerika'ya bir saldırı yapıldığından neden işledilir hale getirildiği halde Ki Türkiye 40 yıldır terörle mücadele edildiği halde kendi güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı neden 5. madde işledilmedi uyarısını ve mesajını vermiş oldu bütün dünyaya. Dolayısıyla Cümleyi tamamlayın. Reklama Son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye NATO'ya neden alındı? Bulunduğu coğrafya içerisinde Türkiye'nin ordusunu denkleyecek bir başka ülkenin olmayışından dolayı Sovyetler Birliği'nin korkusundan dolayı çünkü kaç saatte hocam e, Kızıl Ordu Macaristan'ı işgal etti. 2-3 saat içerisinde. Diğer bütün Doğu bloku mi? ülkelerinin tamamını Romanya'yı işte efendim Bolonya'yı falan filanları ezdi geçti. Türkiye şeyi bölgede cümleyi tamamlayın evet. Sovyetler Birliği'nin Çarlık döneminden bu zamana kadar en büyük hedefi sıcak denizlere inmekti sıcak denizlere Rusya'nın inmesini frenleyecek tek güç Türkiye. Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeydi. Onlar bizi bundan dolayı Sovyet yayılmacılığını önleyebilmek, frenleyebilmek adına Türkiye'yi NATO'ya aldılar. Peki. Peki, Türkiye niye girdi? Hocam Türkiye'de cümle daha az Şey olurum. Türkiye'de, Türkiye'de, Türkiye'de Sovyetler tehlikesine karşı karşı Ardahan'ı Boğazlar istediğinden dolayı da Türkiye... Aynı korku üzerinden NATO'ya girdi. Yani Türkiye'ye de Şu anda tek bu. kelime Türkiye'yi Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra tehlike ortadan kalkmıştır. Türkiye'ye ihtiyacı kalmam, kalınmamıştır. Türkiye'ye ihtiyaç kalmadı diyerek hareket edip Türkiye'yi dışlayan bölmeye çalışan Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği üyesi NATO ülkelerinin gelişen ve yükselen Çin tehlikesine karşı bir anda uyandılar ve Türkiye'ye yeniden bir ihtiyaç duyulduğunun evet. farkına vardılar. Onun için NATO'da yeniden Türkiye'yi önemsemeye başladılar. Peki. Onun için üzerimize gelemediler. Tamam. Daha konuşulacak çok konu Konuşacağız, var. Konuşacağız, devam edeceğiz. Değerli izleyenler, kısa bir reklam var. Lütfen ayrılmayın. Değerli izleyenler, NATO konusunu, Libya ile komşuluğumuz, e, denizden komşuluğumuz konusunu konuştuk. E, zaman kalırsa e, Doğu Türkistan konusunu, Çin'de neler oluyor, Çin ile gelinen noktada Türkiye neler yapabilir? Tabii bunları konuşmadan, çünkü gerçekten orada çok ciddi zulümler var. Bunları konuşmadan yapamayız. Bir de tabii cinayetler var. Cinayetler, <laughs> yani kan dondurucu cinayetler işleniyor. Tabii Türkiye'de cezalandırma konusu e, ıslah etmeye e, matuf bir e, tatbikatı var. İslah oluyor mu demek olmuyormuş. Adam çıktı, zayıf bulduğumu dedi. 4 saat peşinden, 4 e, kilometre peşinden gidiyor ve kızcağızı, bir yavrucağısı e, katlediyor. Ben fikrimi söyleyeyim. Bu konuda Cenab-ı Hakk'ın adaletine sığınmak lazım kısastır esas olan. İnanın deli de biliyor hayatının kıymetini. Bir takım hastalıklar olan da biliyor. Her kim olursa olsun kendi hayatının değerini biliyor. Bunun karşılığı adamı götürüp bilmem falan yerde beslemek değil. Gerçekten tez zamanda idam kararı bu nevi suçlara benim kanaatim budur. İnancım da budur. Kar kısas kararının derhal tatbik edilmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız da Meclis'e gelirse ben onaylarım diyor. Sayın Cumhurbaşkanım lütfen Meclis'e gelirse ben onaylarımın daha ötesine vararak Meclis'ten getirin ben onaylayayım ama getirirseniz bizim beklentimiz budur diyorum. Fikrimi söyleyerek konuşmacıları bağlamadan bu konudaki fikirlerinde serbesttirler. onlar diyebilir ki hayır idam edilmesin genel istihade edelim diyebilirler ama benim kanaatimi ifade ettim. Mehmet Bey Evet. Bir önceki bölümde konuştuğumuz noksan kaldı dediğiniz bir husus varsa lütfen e, onu ifade edin. E, onar dakika e, konuşacağız bir beşer dakikada tekrar son evet. toparlama konuşması yapacağız. Süremizi de bu şekilde değerlendirelim. E, Doğu Türk Türkistan konusunu e, konuşalım buyurun. Evet. Şimdi Doğu Türkistan konusu biliyorsunuz şu son bir haftadan beri on günden beri sosyal medyada ısıtılıyor. Özellikle böyle bir evet ateş böyle harlanmaya başladı ve sosyal medyada işte Doğu Türkistan'da Türklere Çin hükümeti tarafından böyle bir zulüm yapıldığı, baskı yapıldığına yönelik bazı resimler, sahte fotoğraflar da yapılıyor. sahte evet, onu söylemek istiyordum. istiyorum ben. Çok büyük algı operasyonu. Bazı videolar, sahte bazı videolar, sahte bazı resimlerde de paylaşılmaya başlandı. Şimdi bunu önce iyi okumamız gerekiyor. Biliyorsunuz Irak'ta ve Suriye'de IŞİD veya DAEŞ işgali ilk başladığı dönemlerde meşhur bir kafa kesme videosu vardı. Evet. evet. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bir işte Amerikalı bir gazeteci e, bilmem ne Foyl adamın ismi de Foyl'du çölde adamı böyle kafasını koyun keser gibi kestiler ve Amerika Birleşik Devletleri bunu öyle bir ballandırdı ki dünyada işte Müslümanlar adamın kafasını böyle keser. İşte İslamiyet şöyledir falan filan. O kafa kesmeyi bizim İslam ama, ama kesenler Müslümanların Tabii, Yani evet. sarı saçlı, yeşil gözlü, mavi gözlü insanlar kapatılmış. Sonradan bu videonun e, Rusya'daki bir hacker grubu e, İngiltere'deki bir stüdyonun bütün bilgisayar sistemlerine girdi ve o o videonun İngiltere'de bir stüdyoda, bir stüdyoda green box ile tamamen uydurma bir kafa kesme videosu olduğu anlaşıldı. Tabii tabii var mı imkanlar? Evet Doğru. yani istiyorsanız e, YouTube'da seyredebilirsiniz. Benim de pelinimi kesip gösterirler sonra o gün gö sokakta görürsünüz. Aynısını yani, yani tamamen alevele de alevele. Şimdi gelelim e, bu Çin olayına. Uygur'a. Şimdi Çin olayının bu kadar köpürtülmesinin nedenlerinden bir tanesi de Doğu Akdeniz olayıdır. Bakın. Çin'le aramız açmak mı istiyorlar? Canım? Evet. Şimdi bakın biz Çin'le Yeni bir dünya düzeni kuruyoruz. Yeni bir dünya düzeni. Şimdi siz zannediyor musunuz ki bugün Doğu Akdeniz'de e, hidrokarbon rezervlerinin toplamının e, 3 trilyon dolar ile 7 trilyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Bence bu yalan. Belki bunun 5 misli, belki 10 mislidir bu rakam. Ben de öyle düşünüyorum. Ben de o fikir. Şimdi bu mevcut haliyle dahi Ahtane, olsa. Acızhane, çok doğru söylediniz Mehmet hocam. Evet. Bir program dedin, o kadar o değildi. Evet. Fiyat çok çok daha Şimdi, en az 3 katı. Bunun Mevcut haliyle doğru olduğunu kabul edelim. Seyircilerimizin bu olayı iyi anlaması için şöyle bir rakam vereceğim. Türkiye'nin hissesine düşen kısımla, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hissesine düşecek evet. petrol ve hidrokarbonlarla sadece Türkiye'nin 562 yıllık enerjisi karşılanıyor. Allah Allah. 562 yıl. Yani bizim e, yıllık 50 milyar dolar, 50 milyar dolar enerji giderimiz hesap edilirse... Evet. Bizi de kimse orada. tutamaz ondan evet. sonra evet. Bak, Allah vermiş 562 yıl Türkiye karşılıyor buradan çıkacak gaz Avrupa'nın tamamının ihtiyacını da 30 yıl boyunca karşılıyor Çıkan gaz veya petrol Ve ben bunun 3 ile 7 dolar olduğunu asla inanmıyorum Belki bunun 10 katıdır belki bunun 20 katıdır Biliyorsunuz e, Orta Doğu'da daha tespit edilemeyen Evet e, Trilyonlarca metreküplük doğal gaz ve petrol yatakları var. Burası da öyle daha el bulunmamış. Ya madenler var onu bilmiyoruz yani. Bir de o deniz Şimdi yatağı burada, altı, çok önemli. Deniz altında yatağı madenciliği var hocam. Burada bakın Batı şunu gördü. Daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri şunu gördü. Diyor ki Türkiye'nin elinde böyle bir hidrokarbon ve petrol rezervi söz konusu olursa ve güçlenirse eee Çin'le kurmuş olduğu bakın bu Tek Yol Tek Kuşak projemiz var ya bizim. Evet. Yani Çin'den çıkan mallar, üretilen mallar 7 gün içerisinde İstanbul'a geliyor, Marmara'dan geçiyor, İstanbul'un Avrupa yakasına geçiyor. 2 gün sonra da Rotterdam limanında. Ya. Bakın 7 günde, 9 günde Çin'den çıkan mallar Londra'ya da geçebiliyor. geçer. Yani 9 günde Pekin'den çıkan bir mal Avrupa limanlarında ulaşacak durumda. Yani dünya ticaret sistematiğini tamamen Bitti. Bakın, değiştiriyor. Bakın 1340 yılında Vasco de Gama Ümit Burnu'nu bulup İpek yolunu tarihe gömmüştü. Doğru. Deniz şimdi... ticaret yolları bulunmuştu. Çok ve İpek yolu tarihe gömülmüştü. O tarihten sonra 1340'lardan sonra 1400'lerden sonra dikkat edin bu coğrafyadaki bütün devletler fakirleşti. Niye? Çin, Özbekistan, Türkmenistan, Afganistan, İran bilme bunlar hepsi burada geçiniyorlardı. Türkiye bizden önce Doğu Roma İmparatorluğu Fatih Osmanlı İmparatorluğu biz bunlarla geçiniyorduk. Selçuklu İmparatorluğu kervanlardan büyük bir vergi alıyorduk. Ne zaman ki bu taşımacılık bitip de deniz yolları devreye girdi. Bu coğrafyadaki ülkeler birer ikişer dökülmeye başladı. Fakirleşip tarih sahnesinde silinmeye başladılar. Şimdi <laughs> Türkiye ile Çin oturdular bir plan yaptılar. Dediler ki arkadaş bu deniz yollarını bitirelim. Ve biz bu demiryolu taşımacılığını başlatalım. Bu şu anlama geliyor. Herhangi bir mal Çin'den çıkıp Avrupa'ya eğer bir hafta içerisinde, 10 gün içerisinde ulaşıyorsa, yani artık şu kalemi benim Almanya'da, Fransa'da 50 sent öğretmeme gerek yok ki. 10 sente Çin'de var zaten. Bu oraya gelecek. Avrupa ekonomilerinin çöktüğünü, fabrikaların kapandığını, liman işletmelerinin kapandığını, maliyetin düşmesi, efendim, e, bu deniz taşımacılığı yapan kargo firmalarının, konteyner şirketlerinin tarihe gömüldüğünü, bak milyonlar, milyarlarca Askeri dolar zarar edeceklerini. Askeri denizlerde uçak gemileri gemiler pek işe Mesela yaramayacak. Mesela sigortacılık sektörü batacak. Doğru. Düşünsenize bir gemi dolum e, dolusu mala e, 50 milyon dolar sigorta parası alıyordu. Halbuki şimdi aynı mala 50 bin dolara Pekin'den buraya kadar demir yolundan sigortayla gelebilecek. Sigortacılık kimin elinde hocam? Yahudilerin elinde. İngiliz ve Bakın Zorlu taşımacılığı, <laughs> e, konteyner taşımacılığı, bankacılık, sigortacılık bunlar tamamı Yahudilerin elindedir. Bunların hepsi bitecek. Şimdi dediler ki, bu Türkiye ile Çin arasındaki şu olayı bir sekte uğratmamız lazım. Şu bağı bir kopartalım. Ne yapmaya başladılar? Bakın Kaşı edin. şu bir hafta 10 günden beri. Kaçı Uygur bölümü. Yani işte, ya sürekli yok kafasına çizmeyle basılan çocuk. Sonra bakıyoruz ki, birisi elinden çizmeyi tutmuş, arkadan fotoğraf çekiyor. İşte kurşuna dizilen bir asker, bakıyoruz ki o Vietnam'da çekilen başka bir videodan alınmış falan filan. Şimdi bu tarz şeyler var. Evet. Orada <laughs> e, Türkler zulüme uğramıyor mu? Baskı altında değil mi? Baskı altında mutlak vardır. Yani dinlerini kolayca e, ifa edebiliyorlar mı? Edemezler. Mümkün değil. Ya edemiyorlardır. Pekin'de ve diğer Çin'deki Müslümanlarda niye bir sorun yok. Ben hep bunu düşünüyorum. Şimdi burada e, bayağı Hui. Bakın ne, şu an Müslüman var. Şu an ya Amerika, onlarda bir numara yok. Amerika Birleşik devletleri şu an yeni bir konsept uygulamaya başladı. Güzel. Dikkat edin bizim coğrafyada şu an Bakın Irak'ta karışıklıklar var. Birileri çıkıyor. Kimliği meçhul adamlar. E, dün 25 kişi öldürdüler. 169 yaralı vardı dün. 4 gün önce yine kimliği belirsiz kişiler. Meydanda gösteri yapan, tahlil meydanında gösteri yapan insanların üzerine ateş açtı. 30-35 kişi Taksim meydanındakine benzer. Dikkat edin. Kaan Şimdi Lübnan. Sene önce 1 Mayıs durumda. Lübnan'da olaylar var şu an. Ve Lübnan Türkiye'den yardım istedi biliyorsunuz değil mi? Hatta Lübnan'daki bir kısım insanlar meydanlarda toplanıp biz tekrardan Osmanlı'da olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlamak istiyoruz diyorlar şimdi. Allah Allah. Evet. Şimdi enteresan bir nokta. Hong Kong, Hong Kong'da olaylar bu. Ya, evet. Yani bu olayların arkasında Arjantin'de, par e. Bu olayların arkasında Hong Kong önemli bir nokta. Çünkü Tabii Çin evet. toprağı yani. Evet, evet. Özel bir yapının olduğu bir Çin egemenliğindeki bir toprak. bayrakları falan sallamayın. Bu adamlar ha. yani şimdi Irak'ta nasıl e, Saddam'ın heykeli indirip Amerikan bayraklarıyla insanlar o ilk başlarda coşup halay sektiyse ve sonradan da bundan Şuan bir pişmanlık var. duyduysa, şimdi adamlara orada Çin bayraklarını, şey, Amerikan bayraklarını, Çin bayraklarını yakıtırarak e, Amerikan bayraklarıyla gösteri yaptırıyorlar Hong Kong'da. Şimdi orada da istedikleri şey Çin'in Hong Kong'a müdahale etmesi. Ha e, Hong Kong'a müdahale desek Çin Çin'e bir şey mi yapacaklar? Hiçbir şey yapamazlar. Bakın şu an biraz önce hocam bir şey söyledi. Yani zayıflayan bir NATO var karşımızda. Şimdi bu NATO var ya, eğer Türkiye olmasın, ya <laughs> Edirne'den öteye geçemez. Geçemez hiç. Yani Rusya'yla ...Rusya'yla savaşamaz. Rusya'nın elinde kuzu gibi 1300 tane nükleer füze duruyor. Hadi bakalım. bin küsur hocam. Yani, yani, beyan ettikleri 1300. O büyükler, O büyükler. beyan ettikleri 1300 tane. 7 bin evet. tane vardır, 10 bin tane vardır. O bombalar be, Bona mı düşer, Berlin'e mi düşer? Cümleyi top, toparlayın. Evet. Şimdi aynı şekilde Çin'le de baş edemezler hocam. Tabii. Yani bir buçuk milyar nüfuslu... ...yani karınca gibi insan yaşayan... Hiper ...ve her türlü teknolojiyi kullanan... Doğru. ...bak her türlü teknolojiye Var. sahip... ...yani bundan bundan aklı halen... E, ...işte kuş kovalayan... ...Mao dönemindeki Çin'lerde kalmış. Buğday toplayan Çin'lerde kalmış. Ya arkadaş senin ülkendeki... ...televizyonlar, telefonlar... E, senin roket sistemlerini, bir orada Çin'de üretilen çiplerle yapılıyor şu an. Uydu sistemleri. Sen Çin'e nereden saldıracaksın? Sen Çin'e saldırmaya kalsan Amerikan hükümeti diye bir şey kalmaz. Yok. Dolayısıyla bizim e, bu Türkistan'da yaşanan, Doğu Türkistan'da yaşanan olaylarla ilgili hocam çok sağduyulu olmamız gerekiyor. Hiç öyle e, yani provokasyona yani provokasyonlara kanmamamız gerekiyor. Peki. Yani yazık ederiz. Çin'le ilişkiyi bozmamamız gerekiyor. Bakın şu an bu coğrafyada yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Evet. Ve bu dü yeni dünya düzeninin üç tane önemli aktörü vardır. Evet. Çin, Rusya, Türkiye. Bitti. Hindistan, Hindistan onlar evet. fasa Onlar dolgu malzemesi. Çin, Türkiye, Rusya. Her Bakın yerde etki Çin alıyor. ve Rusya Birleşmiş Milletler'de 5 tane ana ülkeden bir tanesidir. Yani Birleşmiş Milletler güvenlik evet. konusu. Türkiye aleyhinde hiç oy kullanıyorlar mı? Evet. Yok. Peki bir soru. NATO ile yarın bir gün diyelim ki e, Almanya ile Rusya savaşa girdi. Yani NATO Rusya Türkiye Rusya saldıracak mı? Hayır. Niye? Sen beşinci maddeye bana uygulamadın. Ben sana ne uygulayayım kardeşim diyecek. O ben... sene savaşın ne diyecek. Biz duracağız kenarda. Peki Mehmet Bey. E, katılıyor musunuz? Şimdi tabii. Ataşınızın katılacağım <Sene>. kısımlar var. Katılmayacağım kısımlar var. Şöyle ki. yaşardım hocam. Her şeyime karşı çıkıyorsun... Yok. Olsun, <laughs> her şey demiyorum... Katılıyor, katılıyor. <laughs> şimdi maalesef şöyle bir şey var. Güzeldir. Şimdi mesele şu. Gerçekten çok sıkıntılı bir süreç. Evet. Kolay bir coğrafyada değiliz. Geldiğimiz Kesinlikle. noktada düşünün ki bir NATO üyesisiniz ve üyesi olduğunuz NATO Aynı zamanda yeni konseptinde düşman olarak görmeye başladığı tehdit hedef ülke olarak ve gördüğü Bir de ülke, Çin. Bir de bizim Şimdi senin kası. değil mi Mehmet Bey? Bizi senin üyesi olduğun NATO'nun hedef düşman seçtiği, tehdit olarak gördüğü Çin'le siz ticari, ekonomik ve her türlü iktisadi alanda bir takım ilişkiler başlatmışsınız. Ve Devam ettiriyorsunuz ve ilerletmeyi düşünüyorsunuz. En önemlisi herhalde İpek Yolu değil mi? Katılıyorsunuz. Yani buna. İpek Yolu var. Daha Ortak az önce Avrupa filmi kurmaya çalışıyoruz şimdi gibi. Şeye geçeceğiz. Şimdi, Elektronik paraya geçeceğiz. Burada önemli olan konu şu. Benim dikkate dikkate çekmek istediğim konu şu. Türkiye'nin ne kadar zor bir durumda olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Rusya'nın yeri belli. Pek fazla bir sıkıntısı yok. E Çin zaten kendisi orada. Burada ortada kalan İki güç arasında bir tarafta e, dünyada hegemonya mücadelesi veren e, Amerika. Amerika ile Rusya arasında sıkışan bir Türkiye vardı. Şimdi e, Amerika'nın hedef olarak NATO'ya seçtirdiği ki bu NATO zirvesinde Amerika'nın bir başarısı oldu. Amerika'nın kendisinin ticaret savaşı yaşadığı ve kendisine rakip olarak Dünya hegemonya mücadelesinde gördüğü Çini, 29 devlet ülkenin üyesi olduğu NATO'ya onu düşman olarak göstermeyi başardı. Yani yeni te tehdit Çin. Dolayısıyla Totente. ve NATO'nun dışında kendisinin, dışında kendisinin rakip gördüğü bu gücü hem NATO'ya düşman gösterdi, hem de sadece ben değilim karşında olan 29 ülkeyle ben senin karşındayım diyor. Ve bunu 29 ülkenin en önemli ordusuna sahip olan Türkiye de bunun içerisinde. Şimdi Türkiye ne yapsın? Evet. Bu çok önemli bir konu. Önemlisi bu zaten. Diğer bir Türkiye konu ne yapsın? Veya ne yapabilir? Diğer bir konu. Önceki programda da açıklamaya çalıştım. Bugün bulunduğumuz coğrafyanın komşu ülkelerimizdeki hareketlilikler bizi çok ilgilendiriyor. Irak'ta yaşanan hadiseler, İran'da yaşanan Protestolar, Lübnan'da yaşanan neredeyse yeniden başlayacak bir iç savaş. Evet evet. Bu yangi tarafta Suriye'den içinde çıkılmaz olan bir e, ortam, bir kaos. Evet. Bizim de dost değil de en azından Astana ve Soçi sürecinde ittifak ettiğimiz ve aramızda mutabakat imzaladığımız Rusya bugün o mutabakada uymuyor. İran'la birlikte destek verdiği Şam yönetimiyle bizim güvenlik noktaları oluşturduğumuz ve karantör ülke olarak orada bulunduğumuz İdlib şu anda ateş çemberi içerisinde yanıyor, bombalanıyor gece gündüz. Bir tarafta Rus şey Amerika ile sıkıntılarımız, öbür tarafta mutabakat uygula, imzaladığımız halde Amerika ile sıkıntılar yaşıyoruz ve üzerimize asimetrik bir savaş olarak geliniyor. NATO içerisinde problemler var. Kendi içinde NATO paraşık değil. Ama Türkiye'nin de NATO ile problemleri var. Öbür taraftan ise NATO'nun hedef seçtiği. Çin'le ben yeni bir yola çıktım. Yeni bir Amerikan emperyalizmine karşı denge kurabilmek için Türkiye farklı seçenekleri değerlendirirken karşımıza şimdi bir şey çıktı. Eğer biz bu e, seçeneği geliştirmeye doğru gidersek bu taraftan Amerika ve Avrupa'nın tehditlerini almaya başlayacağız. E, onu oluşturamaz isek Çin'in ve Rusya'yı karşımıza alacağız. Türkiye burada bulunduğu coğrafyanın gereği olarak dengeli bir politika uygulamak zorundayız. Ben burada. <laughs> Zemin oynak diyorsunuz çok. Çok kaygan bir zemindeyiz. Evet. Şöyle ki biz elbette coğrafyamız bizi çok ilgilendiriyor. Hocamın ifade ettiği gibi Mehmet Bey'in ifade ettiği gibi bizim çini çok önemsememiz lazım çünkü dünyada gelişen ve yükselen bir değer. Ancak bütün bunların ödesinde bir takım o anlatılmaya çalışıldığı gibi birileri resim çekiyor, birileri çocukları ezerken resim alıyor, görüntü alıyor bunlar falan filan elbette vardır. Elbette bir takım e, Amerika'nın ve Batı'nın kışkırtmalarıyla Çin'e karşı propaganda amacıyla bir takım videolar ve bir takım resimler paylaşıyor. Ama ve lakin, Doğu Türkistan'da bir asrı aşan bir zulüm var. Bir zulüm var ve o zulme karşı bir mücadele var olduğunu da inkar edemez kimse. Kesinlikle. Biz Türkiye olarak şunu, bu, bu ilişkileri, midir, bu ilişkilerimiz var diye, Çinle bir takım ilişkiler kuracağız diye, oradaki zulmün tamamının bir propaganda olduğunu, aslının olmadığını söyleme şansımız yoktur. Yani görüntülerde bu sıkıntı tam anlaşma yapılıyorken yapılmış olsa da diyorsunuz devam Şimdi, eden bir zulüm var. Geçmişten gelen bir zulüm evet. var. Ben şunu söylüyorum. Türkiye dengeli olarak şunu yapabilir. Ne yapabiliriz? Yani tabii önemli olan bu. Ne yapabiliriz? Türkiye bir kere Çin'e şunu demesi lazım. Amerika Birleşik Devletleri batılı emperyalist güç devletleri benim de sıkıntıya girip sizinle karşı karşıya gelmemi istiyor. Size de karşıda Dünya insan hakları konusunda evrensel beyannamelere aykırı olarak insan haklarını ihlal ettiğiniz yönünde sizi de dünya kamuoyuna karşı rezil duruma düşürmek istiyor. Aleyhinize bir propaganda. Bundan dolayı da yaptırım Peki, yapın diyor. Ama o zaman dışına. o zaman siz bu propagandaları boşa çıkaracak şekilde bizim de içinde yer alabileceğimiz uluslararası bir konsorsiyum oluşturarak şu kapıları bir açın. Doğru. Şurada yaşananları görelim. Biz de diyelim ki bütün dünyaya karşı kardeşim bunlar Amerika'nın propagandası veya isim vermeden bazı güçlerin propagandalarıdır. Biz kendi gözümüzde gördük. Burada böyle bir insan hakları ihlalleri yoktur diyebilelim diye siz bize kapıları açın demesi lazım. Ve şunu demesi lazım Türkiye. Bu çağrınız hükümete. E yani Ayrıca bugün bu, Türkiye, çizelim. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Aynı zamanda Amerika'nın kontrolünde olmayan Batılı emperyalist güçlerin kışkırtmadığı İslam Ülkeleri Konferansı teşkilatı yakın zamanda toplanacak İstanbul'da. İslam ülkelerinin İslam Konferansı Teşkilatı'nın Türkiye'nin önerisi olarak oluşturacağı bağımsız bir insan hakları komisyonu oluşturulmalı ve bu oluşturulacak olan komisyona Çin kapılarını açar ve orada insan hakları ihlalleri olmadığını bu komisyon görür ise o zaman haklı olarak Çin'in yanında Amerika'ya karşı o ifade edilen biz de bu propagandaların aracı olmaya niyetimiz yok deyip çok güzel. Evet. tavrımızı ortaya yani, koyabiliriz. propagandayı da. açığa düşürmek. O çok açılır güzel. hem de şu, şu, olabilir. Çin'de, de şu da Çin'de, Çin'de kendini yapan, kendine yani. ihanet eden gruplar da varsa onlar da Şimdi elbette çok güzel bir şey. evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin oyununa gelen ve bir takım parayla kiraladığı elemanlar, kişiler, örgütler ve kurdurduğu örgütler de olabilir. E, Bak, vardı vardır şey, demiyoruz. Evet, evet, olabilir. Evet. Bunlar da oyuna, birileri de oyuna geliyor olabilir. Mesela bir örnek vereyim size. Çin burada çok güzel bir oyun oynadı. Ne yaptı? Önce öldü. Propagandasını kendisi yaydı. Orada bir ozan var. Ha, ve doğru. bu ozanı Çinliler öldürdü. Bakayım. Ve orada bir zulüm var. Propagandasını kendileri, Çin istihbaratı servis yaptı. Maalesef ve maalesef. Amca ölmedi. Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz buna balıklama daldı. Da ve bu Amerika'da bunu bof bofladı. Amerika'yı da oyuna getirdi Çin. Bir anda bütün dünya kamuoyunda bu ozanın öldürüldüğünü artık e, toplumun Uygur Türklerinin Müslüman halkın öncülerinin katledildiğini ozanlarının susturulduğunu propaganda olarak yaydılar. Bundan Çin çok memnun oldu. En zirvede olduğu bir dönemde Çin televizyonuna bu ozan çıkartıldı. Eline sazı verildi. İki tane de söyle dediler. Ben yaşıyorum, işte buradayım, özgürüm dediler. Hatta çok ilginçtir. Arka tarafında CNN televizyonun o günün tarihini ispatlamak için geçmiş görüntü olduğunu değil. CNN televizyonu arka tarafta canlı yayın yapar iken o tarihin görüntülerini orada veren şeyin CNN'in televizyonun önünde bunları yaptırıyorlar ki eski görüntüler olmadığını ispatlamak için. Evet. Çin burada oyun da oynuyor. Sadece Amerika o, değil. Yok, tabii. tabii. Ama öyle bir abi, oldu. Biz, evet. biz ne Çin'in ne, ne Amerika'nın oyunlarına gelmeden kendi ulusal çıkarlarımızı koruma adına dengeli ve karşılığı olan, ayakları sağlam basan bir takım belge ve bilgilere dayanarak Çinle pazarlığa oturmamız evet. lazım. Aksi halde biz Amerika'nın da oyuncağı olacağız. Türkiye devleti olarak da şimdi haklı olarak kamuoyunda şöyle bir şey var. Son zamanlarda çok ciddi manada ben de zaman zaman gözyaşlarımı tutamıyorum. Öyle görüntüler var ki şunu ifade etmek istiyorum. Biz ne zaman çekildiğini bilmediğimiz, doğru olup olmadığını bilmediğimiz, bir takım görüntülerden heyecanlı bir şekilde yola çıkarak Çin'de olan ilişkilerimizi berdaraf edip Amerika'nın oyununa gelmememiz lazım. İki, iki Çin'in de bu oyunlar var diyerek bu taraftan yürüttüğü insanları toplama kamtalarına alıyorsunuz. Tabii, tabii, orada zor Burada var. büyük bir zulüm var. Hatta namus ve şerefi izzetimizi ayaklar altına onların namus ve izzeti bizim izzetimiz. Doğu Türkistan'daki soydaşlarımızın namus ve şerefi bizim de şerefimiz. Onların izledi bizim de izlediğimiz. Onların ayaklar altına alınması bizim namus ve şerefimiz. Ayaklar altına alınıyor demektir. Susamayız. Dolayısıyla Çin'e şunu dememiz lazım. Bizim kabul edemeyeceğimiz şeyleri yaptırtmayın kardeşim. Yapmıyorsanız ispatlayın bize. Kapılarınızı bize açın. Peki. Nedir bu? Doğu Türkistanlı bir ailenin içerisine erkek askerleri ve görevlileri göndererek aynı yatağa girin ki kardeşliğiniz bekisim Çin Uygur kardeşliği propagandası yapma adına ahlaksızca, şerefsizce, namussuzca insan haklarının ve namus şerefi kabul edemeyeceğimiz görüntülerle karşılaşıyoruz. Evet, bu eğer Kesin bunlar mi? yanlışsa ey Çin evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, dışişlerimize sesleniyorum. İçimiz kan alıyor. Bunlara rağmen devletimiz için susuyoruz ama nereye kadar susacağız? Bunları artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümeti kendisini de sıkıntıya sokmayacak şekilde dengeli bir politikayla Çin'le açıklığa kavuşulması lazım. Peki. Ee, Hüseyin Bey, Hüseyin Bey Hazreti. Bey. Mehmet Bey e, her iki Mehmet Bey ilaveniz varsa buyurun. Çin, Çin kadim, bu, bir ne kadim bir uygarlık. Kadim bir uygarlık. 5000 seneye yakındır. Dünya tarihinde belir. Tabii bizlerle de çok iyi, enteresan ilişkileri vardır. <laughs> Kubilay Han'dır. Cengiz Han'ın oğlu Çin'i Güney ve Doğu'yu birleştiren. Türk Orta Asya kavimlerinde onların üzerinde çok büyük etkisi vardır. Ve Çin yüzde 92'si Han yani Han hanedanlığıdır. Han etnik yapısı. Bu da Orta Asya'ya yakın derler. Uzmanlarına bırakıyorum. Bildiğimiz üzere Çin'in nüfusunun yüzde <laughs> 92'si etnik olarak çok homojen. İki, Uygur muhtariyet bölgesi bizim evet. anlamımızda Doğu Türkistan şu an dünyanın en stratejik önemdeki yeri İpek yolu. Tek yol tek kuşak. Bunu unutmayalım. Ve ben biliyorum bu konulan 25 senedir dünyanın en önemli ülkelerinin en önemli ve herkesin girmediği düşünce kuruluşlarında Uygur bölgesi tartışıyor. 25 sene önce Halis Bey 25 sene önce Sovyetlerin yıkılmasından çok önemli katkısı olan bir yer. O zaman bir düşünüyorsunuz. Ben şuna bakıyorum. Evet önceden olmuş. Mehmet Bey'in önerilerini kabul ediyor musunuz? Kesinlikle biz yeni bir dış politika geliştirmemiz lazım. Kesinlikle biz Amerika'nın bize giydirdiği politikalarla biz onların Uygur bırak Orta Asya'daki operasyonel ayağıdık. Soğuk savaş zamanında Ruzi Azar zamanında bırakın Allah aşkına. Bunu herkes biliyor artık. Niye öldürdüler Kaşif Kozunoğlu'nu? Bu işleri çok iyi biliyorduk. Yani biz Orta Asya'dan bütün o bilgilerin Türkiye'deki ve İkinci Dünya Savaşı'nda <laughs> kaçan Amerika'ya oraya buraya giden Türkiye veya Türk insan Özbeklerden onlardan bunlardan istihbaratı bizden topluyordu Amerika Birleşik Devleti. Bir de şu var hocam Amerikan senatosunda şu an Uygurlar Uygur Türkleri ile ilgili Çin'e karşı bir yaptırma yönelik karar alınıyorsa eğer demek ki ben o kadar numara var. Mehmet kadar abiye bir, katılıyorum. Şöyle bir hocam. Sezerim ya. Şöyle bir şey buyurun, söyleyeyim buyurun. müsaade eder misiniz? Buyurun. Tabii, tabii buyurun. Mehmet Bey'e katılıyorum. Amerikalı Müslüman Uygur Türkünü sevdiği için sahip çıkmıyor. Hiç. Bakın Senato'da yeni bir önerge hazırlanıyormuş. Kesinlikle Müslüman Türkü sevdiklerinden dolayı değil. Bakın Avrupa'da liberal radyosu var. Bu liberal radyo üzerinden Sovyetler Birliği döneminde Özbekçe, Kazakça, Uygurça yayınlar yapıldı. Başında da Ruzi Nazar Ruz, vardı. Evet. On, şimdi düşünün ki bütün bu propagandaları Sovyetler Birliği dağıldığı ana kadar yaptı. Ondan sonra bu Cumhuriyet içerisindeki e, kesimleri birbirine düşürebilmek için farklı bir politikaya yöneldi. Dolayısıyla Amerika ve Batı emperyalistleri hiçbir zaman Müslüman Türk için veya Uygur Türkü için hiçbir zaman kalkıp kendini riske atmaz, sıkıntıya girmez. Öyle ben şey, sadece yani. sadece şunu söyleyip size bırakacağım. Eğer Çinde bu kadar zulüm var doğrudur. Peki Çinde zulüm var da Allah aşkına Amerika'da Gel, zulüm yok, yok mu? Var ha? Avrupa. Almanya'da ben, yok mu? Ben, Amerika'da hiç ben, yok ya. Ben okay, Avrupa'da bravo, 33 yılım geçti. Bravo. Avrupa'da bakın Almanya Avrupa'nın lokomotif Herçuk. yani Amerikan Avrupa Birliği'nin lokomotifi lokomotif. olan Almanya hala Hır, e, ülkede ve Avrupa kıtasında Hristiyanlıktan sonra en büyük din Yahudilik değil. En büyük din İslam'dır. Doğru. Hristiyanlıktan Amerika'da da ikinci oldu. Almanya'da 3,5 milyon sadece Müslüman Türk yaşıyor. Diğerleriyle birlikte 4,5 milyon Müslüman yaşamaktadır. 5 milyona yakın. Hala anayasalarına göre ikinci din olan bu İslam dininin resmen tanınma mecburiyeti olduğu halde anayasalarını ihlal ediyorlar ve hala Almanya'da İslam resmi din olarak kabul edilmediği gibi Müslümanların hakları verilmiyor tamam. ve şu anda hem Almanya'nın başını çektiği Avrupa'da insan haklarının evrenselleştiği ve özgürlüklerin olduğu söylenildiği Avrupa Birliği içerisinde İslam ikinci değil üçüncü değil din bile kabul edilmiyor. Tabii. Ee, Müslümanlar o, potansiyel o, suçlu tabii, kabul tabii, ediliyor. Tabii, tabii. Ve hala saldırılara tabii. maruz kalıyoruz. Olan Bir İslam geldi. düşmanlığı vardır. İslamofobi var gücüyle evet. devam etmektedir. Yine ben evet. size o, şunu söyleyeyim. Evet. Son 15 dakikamıza gireceğiz Suudi Arabistan Müslüman'dır kardeşim. Peki kardeşim Yemen'de çoluk Aa. çocuğu limelime lime parçaladılar su onun için elbette ama devletin içindeki belki <gülüyor> <Peygamber> <gülüyor> efendimizin ama, soyunu kesen var ama efendim, biz İslam. kalkıp bunlar oluyor diyor. Doğu Türkistan'ın kardeşlerimizi, Uygur kardeşlerimizi içerisinde onların suçladığı İslamcı terör olabilir. Var. Ama ben İslamcı terör diye bir bir milletin yakın suçlanması yok, yok. ahlaksızlıktır. Ha, on, İnsanlık Kesin, dışı bir olay. Kesin cezalandırması Tabii ama Peş şimdi Hüseyin bunu Amerika bakın 1990 yılına kadar bu işler yok. <laughs> Ta ki 1985'te Afganistan, Afganistan olaylarında Çin'de ben inceledim dünya değil. Çin Komünist Partisi'nin Uygur Muhtariyet Bölgesi'ne uyguladığı politikalar, politika falan yok. Kadınlaşmasına baktım. Mao kırmızı kitapçıkta yazıyor. Kültür devrim falan var ya. Orada domuz eti yemeyin diyor. Bunların diyor kadınların. Tabii gidin okuyun Mao'nun kırmızı kitapçının kültürü. Ama demiyorum. o gün de bugüne değişmiş. Şimdi niye? Tabi ya öyle bir şey ki Dan yani şu an Çin'in bu hale gelmesini şey yapan adı 14 sene içeri attı Çin kültür <laughs> devrimi esnasında. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Tabii aynı konusu Dalai Lama, Tibet. E, Tibet'in nerede yaşıyor Dalai Lama'sı? Amerika'da yaşıyor. O bölgeyi de kaşısın diye onu kullandılar. <laughs> Aynısı Türkistan. Uygur muhtarı Amerika kullanacak. Kullanacak tabi. Ama şey Haber kaynakları nerede? Ya BBC ya New York Aslında Times. Aslında Çin eğer akıllı hareket ederse Türkiye ile Sizin birlikte iş birliği evet. yapar. Evet. Ve aleyhinde olan evet. bu propagandalara Türkiye ile birlikte son verebilir. Sizin evet. dediğinize İslam, İslam Bakın de, tabi bizde evet. hata. Çok önemli bir şey Bakın bu. bizde hata. İslam Konferansı Teşkilatı evet. Üzerine düşen sorumlulukları yerine yapmaz. getirmeli. Onlar yapmaz. Ve Türkiye'nin önerisi olarak mutlaka bir konuşma e, oluşturulmalıdır. Ya. Evet. Doğu Türkistan'la şey ilgili. Mehmet Beyciğim çok doğru söylediniz. Ben hep söylerim. Sizde de bu konu olmadan telefonda içeri formatı konuşurken. Bakın bizim şimdiye kadar Çin ve Doğu Türkistan'a uyguladığımız politikalar tıpkı Suriye'de Davutoğlu ve ekibinin olduğu gibi bize giydirilmiş Atlantik... Temelli politikalardır. Biz yerli, milli ve ümmeti, bakın yerli, milli, ümmeti Doğu Türkistan politikası geliştiremedik. Geliştirmemiz lazım ve sizin de söylediğiniz üzere onları da araç olarak kullanıp oradaki varsa... Efendim o, mesela, emperyalist güçlerin kavramlarıyla Müslüman ha, Türkiye yol alamaz. Yol alamaz. Biz Amerika'nın propagandalarıyla Çinle mücadele edemeyiz. Çinle masaya oturup insan hakları evrensel değerleri üzerinden Çin'i de sahiplenerek bak diyelim kardeşim üzerindeki bu tamam. insan hakları Abi, istiyoruz tabi başka tabi. bir şey istemiyoruz. Doğu Türkistan'ı bir devlet eki, olarak tanıyın demiyoruz. <laughs> Doğu Türkistan. E dediniz ki e, yani dünya e, çok, çok önemli çok önemli stratejiktir dedinizle kaşı kaşıyorlar. Fakat başka bir şey söyleyeyim Buyurun. ben size. Yani üzerine bilmediğiniz yanlış anlaşılmasın yani Kesinlikle. o, o anlamda söylemiyorum. Üzerinde durmadığımız bir konuyu bahsetmek istiyorum. Ayrıca Doğu Türkistan'ın Madenler Bakanı ya, bölgenin en, en zengin, zengin olduğu tabi tabi tabii, <laughs> tabii tabii, oraya girmedik. <laughs> o bakımdan. O bakımdan, Hocam evet. girecekti oraya. Ekonomik boyutuna. Oraya ben kısa bir şey söyleyeyim. Dolayısıyla üzerinde çok hesaplar yapılıyor. Kesinlikle evet. bu bizim için çok önemli ve lütfen dediğiniz üzere konu mankeni olan bakın ismini vereyim de Davutoğlu. Geçen bir kanaldaydım Davutoğlu nedir dedi. Bakın dedim bunlar la ilahe illallah alternatif paradigmalarla deyip her şeyi la ilahe illallah Hanif dinde hepsinde var. Hristiyan da la ilahe illallah diyor. Yahudi de diyor ama biz Muhammeden Resulü'nü etkili etmemiz lazım. Şu, bu gibi aydınlar. Çok doğru bir yer söylediniz. Teşekkür ederim. Biz batı paradigmalarıyla düşünüp İslami terminolojiyle ambalaj yapıp politika geçirirsek başımıza değil beynimize çok daha çuval geçir. Sizin dediğinize geldim. Mankurtuz biz. Batının paradigmalarının düşünce ne alıyoruz. Nerede senin bu, İslami terminoloji kullanarak olarak olarak yapmamamız. Nerede? Senin Kur'an algoritman nerede? Metin Kün'ün beyefendi de söyler. Selam olsun. Kur'an değil. <laughs> neyi düşünmüyorsunuz? Neyi düşünmüyoruz? Onun için de sen hazırca al. Ayet dolu bunun üzerine. Onun için de Allah'ın sopası yok. Oradan var da buradan vurur. Onun için çok önemli. Biz milli yerli ne demek? Bizim kendimize özgü. Bizim bağrımızdan çıkan. Bizden beklenilen. Tabii. Ya otantik deniyor Batı. Kendi kavramlarımızı al. Rahmetli Erbakan Hoca manevi kalkınma dedi. Dalga geçirdi Nereye şey attıysa, temel attıysa bakın bakalım orada neler var. Anlatabildim mi? Evet. Kavramlar vizyonla başlar bazı işler. İki milli, onu bütün millete her türlü beş benzemez. Bak biz birbirimize bazı konularda farklı meşrepli insanlarız ama Türkiye için ortak bir akıl geliştirmek için hep beraber aynı acıyı duyuyoruz. Ha. Bunu millileştirmemiz lazım. Sonra da ümmeti, yani ümmetin dertlerine cevaplarına İslam coğrafyasına yardımcı olabilmek için kavramlar ve akabinde de politikalar üretmemiz lazım hocam buyurun. Ben bir şeyler ilave Sizin hemen oraya. Yo, vaktiniz o, vardı da... sizin ya ben sağ olsun diyorum merak hocam, etmeyin. Milli... Çok adil davranırım ben evet. Hocam millikten bahsetti. Evet bizim gerçekten bir milli şuur ihtiyacımız var. Ama milli şuur sadece işte e, hükmetin hükümetin bir şeyler yapmasıyla olmuyor. Yani İHA'yı, SİHA'yı onu yönetmek de olmuyor. Bakın Milletçi. bizim milli Mesela bir ekonomi ihtiyacımız var. Milli ekonomi. Evet. Yani batının güdümünde olmayan artık batının batı paradigmalarıyla... Bak batı e, o pelinçekli gibi yapıyor mu onu? Üretme yapılmayan. dayalı ekonomi. Bir de hocam ekonomik evet. kalkınma mı? Ekonomik gelişme mi? Ekonomik büyürsün. E kalkınman nerede? Kalkıp da ne diyelim? Büyüyoruz ekonomi nereden göre? Dışarıda sıcak paraya. E kardeşim sen yapay zeka yap. Tüketici değil. Hah. Üreten bir ekonomi modeli. Aynı ki kalkınalım. Şu son... E, 3 hafta önce bir yeni kanun, torba yasada bir kanun geçti. Elektronik para ve ödeme sistemleri üzerine bir kanun geçti. Bununla ilgili bir şirket kurulacak. Şimdi bu ne yapacak? Bu dolardaki tek para olma, dünyadaki tek ödeme aracı olma olayını ortadan kaldıracak. Ve biz bu elektronik parayı e, nerede kullanacağız? Çin, e, Rusya, Türkiye, İran gibi ülkelerle. Yani özellikle Pakistan. şu ambargoya maruz kalan ülkeler var ya. Evet. Bunlarla olan ticaretlerimizde artık bu e, yarattığımız bu parayı kullanacağız. Bu para aslında bu 4-5 tane ülkenin ortak para birimi olacak. Yani Bitcoin gibi bir para olacak ama elektronik bir para. Adını sonra belirleyecekler bunu. Şimdi milli ekonomi işte bu. Yani sen buradan Türkiye'de herhangi bir bankadan 1 dolar para gönderdiğinde New York'taki adam onun nereden, kime, niye ödendiğini görüyor. Swift koduyla. Tabii, tabii. Onu takip edebiliyor. Ama siz olayla... kendi algoritmanızın kendi algoritmalarınızla bir ödeme aracı geliştirirseniz onu kimse takip edemez. İstediğiniz ticareti yaparsınız. Şimdi milli ekonomi diyoruz. İyi. Milli siyasetçiye de ihtiyacımız lazım. Milli siyasetçi. Yani ne e, ne Batı'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin ağzıyla konuşmayan ha? Alman derneklerinin vakıflarının Alman politikacılarının ağzıyla konuşmayan politikacılara da ihtiyacımız var. PKK'nın sözcülüğünü yapmayan HDP'nin bilmem yapmayan insanlara da ihtiyacımız var bizim. Veya FETÖ'nün savunuculuğunu yapmayan milli yargıçlara ihtiyacımız var. Milli öğretim üyelerine ihtiyacımız var. Hakim, savcı ve polislere ihtiyacımız var. Yani bizim milli eğitimi ihtiyacımız var hocam. İsme milli yazar... Top, Topyekun müdürleşmemiz lazım. Tabii yani bu milli... Siyaset milli, milli politikalar bizim. üretmeli. Evet. Bitti. Şimdi bakın biz e, bugün e, televizyonda çok güzel dün dün ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Taarruzi insansız hava aracı ürettik. Tabii. TİHA. Adana TİHA. Taarruzlu insansız hava aracı dediler. Uçan balina. Yani artık uçak uçak yapmaya gerek yok. F-35 almaya da gerek yok. Yani al bundan <laughs> öyle bin tane sal gökyüzüne. Bir buçuk ton. F-16'nın taşıdığı kadar cephane taşıyor. 24 saat havada kalıyor. Düşünebiliyor musunuz? 24 saat havada uçuyor. Birini indir o tekeni çıkar. Yani git istediğin yere bombala gel. Hiç yani maliyetler düşük. Yani biz Harbi önemli bir masaya geldik. Çok ben buradan da var. damada var ya o dama da çok teşekkür ederim. Helal, olsun, Helal olsun. olsun Onu doğuran ana var ya. Selçuk Bey'e. Mekanı ha, cennet tamam, olsun. Tamam, tabii, ki. Tamam. Mekanı cennet olsun. Nur içinde için Selçuk e, Bayraktar'dan bahsediyor. Da, damat diyorsunuz da damat olmadan yaptı. Özdemir Bey'in de babanın şey, yani da tabii, çok yani, büyük yani, emeği var. Zaten damat, damat olduğu için başarmadı. Özdemir bakın, Bey babası. Işi başardığı için yalnız Mehmet Bey. Özdemir da... Bey'in hakkını yemeyin. Özdemir Bey bu işin temeli evlatlarını yetiştirdi. Şimdi bakın Halis Hocam. Eğer Selçuk ...veya Özdemir Beyler... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor olsaydı... ...bugün General dedi. Dynamics gibi tabii, tabii, bir firmanın sahibi... Tabii, tabii. ...yani 50 milyar dolar... ...sırameli <laughs> bir şirketin sahibi olurlar. Ama onlar burada verdik. Yeğenini kestiler, evet. gırtlağını kestiler. Onlar Bilgisayar burada oturmuşlar. Yerden. Onlar burada oturmuşlar. Bakın Almanya... ...5 tane İHA'yı... E, ...İsrail'den... ...5 yıldana kiraladı. Ödediği para ne kadar biliyor musunuz? 1 milyar dolar... 5 tane İHA'nın bizim eski İHA'lar ne oldu? oldu? Aynı bizim işte heronlar vardı heronlar. Hala İsrail'in bize varmaz, vermediği İHA'lar var. Ha, Parasını verdik de Şimdi bunlar musun? diyelim ki yani 5 milyon dolar gibi çok cüzi bir paraya adam kocaman binlem uçak yapıyor. 5 milyon dolar bile değildir. Daha neler <laughs> var Söylemedik laf bırakmıyorlar. Mikro yapıyoruz şimdi, nano, Yani, nano yani damatla ya. ilgili, Selçuk Bey'le ilgili söylemedik laf bırakmıyor bu ahlaksızlar. Yok, beraber. Yo, arkadaş, ya arkadaş, bugün Türkiye Cumhuriyeti eğer bugün biz Libya ile bir deniz sınırımız olduysa, bakın, Akdeniz'de söz sahibi olduysak, mevcut üzerinde oturduğumuz Savunma Türkiye... Savunma bağımsızlığından kaynaklı. Evet, elde ettiysek, Suriye'de başarılı olduysak, Kuzey Irak'ta şu an operasyonlar yapabiliyorsak, eğer Akdeniz'de Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut ana ana kıta kıtasının, yani topraklarının dörtte biri kadar bir toprağa sahip olduysak denizlerde, ya bu çocuk sayesinde sahip olduk ya. Ulan milliyetçiyse bu adam milliyetçisi, Milliyetçi. Efendim bu adam vatanseverse bu adam vatansever. Sizin gibi şaklabanlar vatansever falan değil. Bunu eleştirenler. Adi yani ne diyeyim. Yalnız bir e şey söylemiyorum. Deniz Kuvvetleri'nde Uzun Ufuk Projesi adı altında bu iş başlatılmıştı. Türkiye'de ilk olarak insansız hava araçlarını, deniz altınlarını, kara araçlarını derslerimde 2000'li yıllardan beri anlatırım. Allah razı olsun. Siz bundan Hava Harbi Okulu'nda hocalık yaptığınız... Hayır kuvvetler daha da yapıyorum. 19... An... Tabii müşterek harp en üstü diyorlar yani eski adıyla harp akademileri, silahlı kuvvetler akademisi. Benim öğrenciler kurmay, generaller de var. Mesela şu anki Bosna Hersek Genel Kurmay Başkanı, Kor General, e... Maşoviç, Senat mašović tüm generalken öğrencimdi. Yani biz bu konularda pek... Mütevazilik yapıyoruz ama e, Türkiye. Ya hocam evet mütevazilik yapıyorsunuz yani. Yani 20 seneden beri bizi bilen de bilir. Benim de askeri konularda dediğiniz gibi hocam çok önemli. Allah razı olsun ama bir de şunun hakkını yemekle Allah rahmet eylesin ismini unuttum. U Uzun Ufuk projesiyle bu ihalarla belirli deniz platformları üzerine Akdeniz, bakın Karadeniz'de Karadeniz Güç birliği o iş e, Black Force ee, güvenlik işbirliği Amerika orada darmadağın oldu aynısını Ege'de yapacaktık Akdeniz'de yapacaktık o işi biliyorum bu rahmetli Soner Polat Paşa Cem Gürdeniz ve Sayın e, Amiral Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Cihat Yağcı Türkiye'de bu kafalar var Onlardan da Allah razı olsun. Bilhassa Özdemir Bey bunun üzerine boşuna MIT'ye dünyanın en iyi mühendislik okunu şey yapmadı, yollamadı. Var bizde bu imkan kabiliyet. Görsünler bakalım şimdi nasıl İHA mı, SİHA mı, TİHA mı daha neler var Türkiye'de. Ya hocam şimdi, peki şunu diyebilir miyiz? Buyur, buyur, bu bir cümleyle. Çünkü süremiz bitti. Bir, bir buçuk dakika. Var. Bir cümleyle hem Mehmet Bey hem de size konunuz itibariyle Türkiye şu anda savunma yetkinliği bakımından e sanayi. bağımsızdır diyebilir miyiz? Bağımsız Der. deriz. Ben derim. Deriz. Hem ne de yeni silahlar var. Kafaları yersiniz evet. burada çıkan. Ben derim. Ben bu millet neler geliştiriyor? Yani, yani geçen hafta Ankara'daydım. Evet, evet. Bir iki tane savunma sanayi tesisini gezdim ben. Yani bunlar müjde ee, olsun izleyicilerimize. Yani bakın iki tane şirketi gezdim. İki iki tane şirkette gördüğüm şeyler karşısında hani biliyorum. Yani bu işin içinde olan bir kişiyim. Ama gördüklerim karşısında yani hayretimi gizleyemedim inanılmaz şeyler yapıyor. Ya bırakın. Yani bugün Avrupa'daki Airbus'tan tutun <laughs> McDonald Douglas'a kadar. Ne kadar büyük uçak firması varsa bunların kanatlarına <laughs> kadar Türkiye'de yapılıyor. Yani Jet motoru da yapacağız yakında. O alaşımların üzerine Tabii Bütün bunların anlattıklarından sonra şu gerçek ortaya çıkıyor. Türkiye'de hem dışarıdan Türkiye ekonomisini zayıflatabilmek ve yavaşlatabilmek için bir asimetrik savaş devam ederken öbür taraftan da ister istemez hem operasyonlara pay ayıracaksınız ekonomiden hem ülkenin milli savunma sanayisini geliştirecek. geliştirecek. Geliştirmek için de bütçe ayıracaksınız. Bir taraftan da dış güçlerin operasyonları ekonomiye yönelik var. Elbette ekonomik durum o kadar iç olmayabilir. Hocam, yani burada dış, düşman, dış düşmanlar inanın hiçbir şeydir. Dış düşmanın rengi i̇şte belli değil. <laughs> dersin ki PKK... Ama içerideki hainler, Amerika hainler. benim düşmanımdır dersin. Almanya zaten oldu. Belli. dersin Esas kötü olan şey ne biliyor musunuz? İçimizdeki şey hainleri. Hayır. Son Seçin. bir şey söyleyebilir miyim? Son cümle söyleyeyim. Bu kitaba adam. baktığınızda biraz Amerika'da mürekkep yaladık. Şu kitabı Pentagon yapamaz. Bu Bunun için Sayın başlıyorum. Amiral Cihat Yağcı'dan Allah gani gani razı olsun. Türk Milleti, Türk alalım. Devleti ve gelecek nesiller hem Cem Gürdeniz Amiral'e, Mavi Vatan'ın babası yani, ve diğerlerine ve Cihat Yağcı Paşa'ya çok şey borçlu. Bakın gördünüz. Yani geçenlere teşekkür ediyorum. Kendisi geliştirdi efendim. ve bakın evet. dış işlerinin bütün yapacağı anlaşmaların zeminini hazırladı. Evet. İşte gerçek. Türk askeri budur. Bundan dolayı da balyoz Ergenekon hocam 5 Temmuz yapalım. Bir, bir belge bu. Yani tabii canım özetim, Allah bir, razı bir olsun bir belge. Değerli izleyenler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah bir başka pazar akşamı e, Vizyon programında bulunup, buluşmak üzere. Mehmet Koçak Bey'e, Hüseyin e, Beyazıt Hocama, e, doktor Mehmet Hakan Sağlam Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Umarız tamam. faydalı bir program olmuştur. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.